Herkese iyi günler diliyorum. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak düzenlediğimiz Ekonomi ve Hukuk Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. Programımız iki oturumdan oluşacak. Bu iki oturumda değerli hocalarımız ekonomi ve hukuk teması bağlamında birçok farklı alana değinecek. İlk oturumumuz Profesör Doktor Cevdet Yavuz hocamız moderatörlüğünde gerçekleşecek. Bu oturumda Profesör Doktor Mehmet Akif Aydın hocamız Osmanlı'da kredi kurumları ve kredi verme usulleri, Profesör Doktor Nihat Bulut hocamız Türkiye'nin anayasal ekonomik düzeni Anayasa Mahkemesi kararları ve doktor öğretim üyesi Ayşegül Sezgin Huysal hocamız hukukun ekonomik analizi nedir başlıklı konuşmalarını icra edecek. İkinci oturumumuz Profesör Doktor Mehmet Akif Aydın hocamız moderatörlüğünde gerçekleşecek. Bu oturumda Profesör Doktor Ayşe Nuhoğlu hocamız ekonominin ceza hukuku vasıtasıyla korunması, Profesör Doktor Mahmut Koca hocamız ekonomik çıkar amacıyla işlenen suçlar, Profesör Doktor Müjgan Tunç Yücel hocamız Konkordato ve Profesör Doktor Serdar Kale hocamız icra hukukunda hukuki güvenlik ilkesi ve ekonomik yansımaları başlıklı konuşmalarını gerçekleştirecek. Ben şimdiden tüm değerli hocalarımıza konuşmaları ve sempozyumumuza kıymetli katkıları için teşekkür ediyorum. Sözü açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Ayşe Nuhoğlu hocamıza bırakıyorum. Sayın hocam buyurun. Teşekkür ederim Seniha Hanım. Saygıdeğer hocalarım, meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, ekonomi ve hukuk başlıklı webinarımıza öncelikle hoş geldiniz diyorum. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bu dönemde bizleri evlerinizde ağırladığınız için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Açılış konuşmasında sözlerime Konfüçyüs'ün adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner sözüyle başlamak istiyorum. Adalet ve hukuk güvenliği bir toplumun huzurlu olması için ya da huzurlu bir toplumun olmazsa olmazıdır. Hukuk bilimini diğer bilimlerden bağımsız ayrı bir bilim dalı olarak düşünmek mümkün değildir. Mutlaka aralarında etkileşim vardır. Nitekim temel amacı sosyal ilişkileri düzenlemek olan hukuk, sosyal ilişkilerle bağlantılı diğer bütün bilim dalları ile etkileşim içinde olmak zorundadır ve etkileşim içindedir de. Ekonomik sistemin yapısı ve performansı hukuk kurallarıyla doğrudan ilgilidir. Hukukun iyi işlemediği bir düzende ekonomi de olumsuz etkilenecektir. Bu sebeple hukuksuz ekonomi, hukuki düzenlemelerin olmadığı bir ekonomi olmaz. Diğer taraftan hukukun ekonomi olan bağlılığı da gün geçtikçe artmaktadır. Bugün için birçok hukuki sorunun çözümünde ekonomik analizler ya da yöntemler kullanılmakta, hukuk kurallarının ne kadar etkili olduğu ya da amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı ekonomi ve iktisadi analizler kullanılarak ölçülebilmektedir. Dolayısıyla hukuk ve ekonomi arasındaki bağlılık karşılıklı olarak giderek artmaktadır. Ekonomik sistemin yapısı da performansı da hukuk kurallarına bağlıdır. Ekonomik ilişkileri bozan en büyük sebep hukuk kurallarının düzenlenişi ya da işleyişindeki bozukluklardır. Gelişmiş bir ekonomi için demokrasi ve hukuka güven şart olup hukuk devletinin varlığı, hukuki güvenlik, öngörülebilirlik, yatırım yapılmasının ve gelişmiş bir ekonominin olmazsa olmaz koşuludur. Yatırımcı yatırım yaptığında, sonradan bir takım hukuki sorunlar ortaya çıktığında nelerle karşılaşacağını bilmezse, öngöremezse yatırım yapmaktan vazgeçer. Yine yatırımcı piyasadaki rekabet koşullarını bilmezse yatırım yapmaz. Kısaca yatırımcı kendisini hukuken güven altında hissetmek ister ve bu koşullarla yatırım yapar. Bu bakımdan hukuk, ekonomik sistem içindeki bireyler, kurumlar, devlet gibi ekonominin sujelerinin etkinliklerini belirleyen ve yönlendiren çok sayıda düzenlemeyi kapsamaktadır. Hukuk düzeni baktığımız zaman bazı eylemleri yasaklayarak, bazı eylemleri de kabul ederek ekonomik düzeni ilişkileri şekillendirir. Bu bağlamda hukukun ekonomideki rolü, piyasanın düzen içinde işlemesini ve gelişmesini sağlayıp sürdürecek kural ve kurumların yasal çerçevesini belirlemektedir. Ekonomik sistemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi, ihtiyaçların karşılanmasına bağlıdır. Bunun için de etkin bir hukuk sisteminin varlığı ve ekonomik hayata uygun hukuk kurallarının hazırlanması gerekir. Söz gelimi,
etkili bir ekonomi politikası için kaynakların tam olarak kullanılmasını gerçekleştirecek, fiyat istikrarını sağlayacak, milli gelirin büyümesini temin edecek hukuki düzenlemelere ihtiyaç vardır. Benzer şekilde hukuki temellere dayanmayan hiçbir ekonomik girişim etkili olamayacaktır. Bu bağlamda hukuk, ekonomik faaliyetlerin dış görünümünü şekillendirirken ekonomik kontrol ve ekonomik oluşum akışını da düzenlemektedir. Dolayısıyla hukukun ekonomik tercihleri meşrulaştırıcı bir etki yarattığı rahatlıkla söylenebilecektir. Bugün sizlere ekonomi ve hukuk arasındaki ilişkiyi çeşitli hukuk dalları açısından inceleyerek her iki bilim dalı arasındaki ilişkileri bir nebze olsa da ortaya koyup tartışmaya açmayı hedefledik. Bu nedenle konuşmacı olan tüm hocalarıma, sizler ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Verimli bir konuşma olmasını diliyorum ve sözü birinci oturumu yönetecek olan hocam Profesör Doktor Cevdet Yavuz'a bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Peki, ben teşekkür ederim Sayın Dekan. Biliyorsunuz 20. yüzyılın sonu ile 21. yüzyılın geçirdiğimiz seneleri itibarıyla sesim geliyor mu acaba? Geliyor, geliyor hocam. Ha, görüntü gitti de o yüzden. Geldi, o da geldi. Hukukun ekonomik analizi yönünde oldukça teorik gelişmeler oldu ve bu teorik gelişmelerin yasalara da yansıması durumu gerçekleşti. İşin bir de işte böyle hukukun ekonomik analizi dediğimiz veçesi de var. Zannederim bütün Sayın Dekan'ın belirttiği konular ve hukuk aleminde ortaya çıkan bu yeni görüşler de bu sempozyumda ifadelerini bulacaklar diye düşünüyorum. Önce hukuk ve ekonomi ve hukuk sempozyumu fakültemiz ve katılımcılar, izleyiciler için hayırlı olmasını diliyorum. Tebliğ sahiplerine başarılar diliyorum. Herhalde bir 25 dakika civarında tebliğ sahiplerimizin süreleri olacak. Bu süreler aşılmazsa ikinci oturumda zamanında başlamış olur. Soru sormak, görüş belirtmek isteyenler yazılı yöntemi kullansınlar. Hangi tebliğe ilişkin soru ve görüş belirteceklerini açıkça yazsınlar. Herhalde her üç tebliğ tamamlandıktan sonra onları da tebliğ sahipleriyle beraber ele alır ve bu surette efendim sempozyumumuzun ilk oturumunu tamamlamış oluruz. Söylendi, tekrara gerek yok. Üç tebliğ var ama ilk konuşma sırası sayın önceki kurucu dekanımız Profesör Doktor Mehmet Akif Aydın'a ait. Kendisi bize yine söylendi. Osmanlı'da kredi kurumları ve kredi verme usulleri başlıklı tebliğini bize sunacaklar. Bize bir tarih, bu konuya ilişkin tarihi bir perspektif arz edecekler. Sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun Sayın Aydın, sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli dekan, sevgili meslektaşlarım, sevgili öğrenciler. Hepinize sağlık ve huzur diliyorum. Gerçekten sıkıntılı bir süreç geçiyor. Ama bu süreçte bile biz bilimsel faaliyetlerimizi elden geldiği kadar sürdürmeye çalışıyoruz. Ümit ederim, temenni ederim kısa sürede bu problemi hallederiz ve eskiden olduğu gibi yine yüz yüze derslerimiz verir, sorularınızı cevaplandırma, belli hukuki problemleri canlı olarak tartışma imkanını buluruz. Şimdi tabii bu kredi kurumlarının kredi verme usullerinin geçmişine bakarken önce şunu söylemem gerekir tabiatıyla. Osmanlı Devleti öncesi ve Osmanlı Devleti'nde son asrı bir tarafa bırakacak olursak,
bugünkü ölçüde bir kredi ihtiyacının, bir kredi mekanizmasının olduğunu, yani bugünkü ölçüde canlı olduğunu söylemek pek mümkün değil. Sanayi öncesi dönemde krediler daha çok ihtiyaç kredileridir. Çünkü bakkal dükkanı açmak için ciddi bir krediye ihtiyaç yoktur. Dokuma tezgahlarına belki biraz kredi ihtiyacı vardır dokuma tezgahlarında. Ve o dönemlerde en fazla kredi ihtiyacı uluslararası ticarette, kervan ticaretinde karşımıza çıkmaktadır. Bütün toplumlar az veya çok bütün bunlara rağmen krediye muhtaç olmuşlardır. Bu kredinin çeşitli karşılanma usulleri malum olduğu üzere var. Ya şahıstan şahısa borç alınmıştır. Bu borç bazen herhangi bir getirisi olmayan bir hatır borcudur. Dostunuza, akrabanıza herhangi bir ilave gelir beklemeden borç verebilirsiniz. Ama bu borç türü, kredi açma türü çoğu kere sınırlı ölçüde, sınırlı miktarlardadır. Bunun dışında çeşitli kurumlar dönemin şartları içerisinde oluşturulmuş daha sağlam, daha büyük miktarlarda kredi verme imkanı sağlanmaya çalışılmıştır. Şimdi İslam toplumlarında, Osmanlı öncesinde bir giriş yapayım. İslam toplumlarında fertten ferde krediler teşvik edilmiştir. Yani faizsiz krediler teşvik edilmiştir. Hatta buna güzel kredi gelen bir ifade kullanılmıştır. Karz-ı ahsen tarzında. Ama söylediğim gibi her zaman ve büyük miktarlarda bunların sağlanması söz konusu olmadığından bunun yerine kredi verme için çeşitli enstrümanlar kullanılmıştır. İslam hukukçuların geçerliliğinde tereddüt etmedikleri kredi usulü daha çok büyük işletme sahiplerinin bir araya gelerek şirket kurmaları teşvik edilmiştir veya mudarebe emek sermaye ortaklığı dediğimiz mudarebe şirketi şeklinde bir tarafın sermaye koyup diğer tarafın ticari tecrübesini, becerisini koyma suretiyle bu şekilde bir şirketlenme usulü teşvik edilmiştir. Faizli borç vermeye, kredi açmaya gelince diğer dinlerde de yaklaşım belli ölçüde benzerlik gösterir. İslam hukukçuları faizli krediye çok sıcak bakmazlar. Bu konuda hangi tür faizin mutlak yasak olduğu konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Mürekkep faizin yasak olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok. Fakat basit faizin yasak olmadığını söyleyen bazı hukukçular da var. Fakat genel olarak basit faizin de yasak olduğu konusunda bir kanaatin mevcut olduğunu söylemem gerekir. Şimdi netice itibariyle bu şekilde bir işlem o dönemlerde uluslararası ticarette daha çok emek sermaye ortaklığı şeklinde bir sermaye toplanması tercih edilmiş. Faizli borç çok fazla tercih edilmemiştir ama bu tamamen sıfıra inmiştir, hiç uygulanmamıştır demek de mümkün değil. Şimdi Osmanlı dönemine geldiğimizde bu çerçevede bir değerlendirme yaparsak Osmanlı döneminde başlangıç dönemlerinde yine şahıstan şahsa borç vermek şeklinde bir kredi işlemine rastlıyoruz. Kredi işleminin bir rehine, bir garantiye bağlandığını da görüyoruz. Fakat hiç getirisi olmayan kredi işlemlerinin çok yaygın olmaması gerçeği karşısında İslam hukukçuları ve Osmanlı hukukçuları biraz teminat altına alma şeklinde, biraz da bir gelir getirme şeklinde iki türlü kredi usulü kullanmışlardır. Bunlardan birisi klasik ismiyle beybil vefa dediğimiz vefaen satıştır. Kredi veren kimse bir malını bir mal satın alma karşılığında, mesela kredi isteyen kimsenin evini satın almakta veya dükkanını satın almakta, onun karşılığında satın bedelini ödemekte bir sene, iki sene sonra geri kredisini tahsil ettiği zaman satın almış olduğu evi iade etmektedir. Bu tam bir satış işlemi değildir. Bu yüzden de
eksik sonuçları olan bir işlemdir. Böylece kredi verdiği süre içerisinde o evi kullanma hakkına sahip olmaktadır. Yani parasal olarak bir para, bir faiz tahsil etmemekte, fakat onun yerine geçebilecek bir eşyayı kullanmakta, bir taşınmazı çoğu kere kullanmaktadır. Bir başka şekilde kiralama şartıyla, bir istihlal satıştır. Orada da bu şekilde de yine bir evi satın almakta kredi veren kimse veya bir dükkanı satın almakta, ama bunu kullanmamakta, satan kimseye kiraya vermektedir. Bu da parasal kazanç daha belirgindir. Yani 1 milyon liralık bir mülkü satın almışsanız kullanmasını, bizzat kullanmayı istemiyorsunuz. Ama satan kimse bunu ben kiralayayım, tekrar kullanmaya devam edeyim diyor. Onun için kiralama yoluyla satış usulü kabul edilmiş. Bu yine eksik sonuçları olan bir satış olduğu için mülkiyet geçmiyor. Bu yüzden satın alan kreditör bunu başkasına satmıyor. Ama kredi açtığı kimseden kira karşılığında bir para tahsil ediyor ki bu biraz faiz işlemini gizler gibi kabul edilmiştir. Şimdi bu şekilde uygulamanın biz 1500'lü yıllara, daha doğrusu 1400'lü yıllara kadar devam ettiğini görüyoruz. 1400'lü yıllarda kredi konusunda Osmanlı uygulamasında yeni bir enstrümanın devreye çıktığı, girdiğini görüyoruz. O da para vakıflarıdır. Aslında vakıfların İslam kültüründe ve Osmanlı uygulamasında çok geniş bir yeri var. Bugün devletin yaptığı bir takım birçok kamusal hizmetleri o dönemde şahısların kurduğu vakıflar yerine getirmiştir. Yani işte okullar, medreseler, aşevleri, hastaneler, camiler, bütün köprüler, çeşmeler, bütün bunların doğrudan devlet gelirleriyle karşılanmasından ziyade şahısların hayri maksatla kurduğu vakıflar karşılamıştır. Şimdi bu vakıf üzerine İslam hukukçuları çok titizlikle durmuşlardır. Vakfın esaslı bir şartı vakfın devamlı olmasıdır. Yani vakıf süreli olarak kurulmaz. Vakfeden kimse malını o günkü ifadeyle Allah'a devretmiş olur. O malla ilişkisi kesilir. O mal üzerinde herhangi bir tasarrufu yoktur ve bu artık mal kendisinden çıktığı, Allah'ın mülkiyetine geçtiği için süresizlik esastır. Şimdi İslam hukukçuları bu süresiz vakfın kurulmasını garanti altına almak, temin altına almak için buna ilave bir şart getirmişlerdir ve demişlerdir ki tahsis edilen malların taşınmaz olması esastır demişlerdir ki devamlı olabilsin. Yani taşınır mallar o günkü şartlar içerisinde kaybolması, suistimal edilmesi kolay mallardır. Bu yüzden taşınmaz malların vakfedilmesi esastır demişlerdir. Ama buna bir iki istisna getirmişlerdir. Mesela demişlerdir ki kitap vakıfları mümkündür. O zamanın okullarında başka türlü yazma kitapları elde etmek mümkün değil öğrenciler için. Taşınır mal olarak kitap vakfı mümkündür demişlerdir. Hukukçulardan çok azınlıkta olan bazıları para vakıflarında mümkün olduğunu söylemiştir. Hanefilerden mezhebini kurucu hukukçularından Züfer'in kanaati de para vakfının mümkün olduğu yolundadır. Fakat 1400'lü yıllara gelinceye kadar gerek Hanefi muhitlerde gerek diğer mezhep muhitlerinde para vakıfları yaygın olarak kullanılmamıştır. Öyle anlaşılıyor ki 1400'lü yılların ortalarında ciddi bir kredi ihtiyacı ortaya çıkınca bu enstrüman hatırlanmıştır. Çünkü Züfer'in üzerinden bu yorumu yapmasının üzerinden yüzlerce sene geçmiştir. Ve yavaş yavaş Osmanlılar para vakıflarını canlandırmışlardır. Gerçekten para vakıfları Osmanlı Devleti'nin çok canlı bir kurumu denebilir. Özelliği şöyle para vakıfları, insanlar bu defa taşımaz tahsis ederek vakıf kurmamakta, belli bir miktar para ortaya koymakta, parasını vakfetmektedir. Yine vakfı kuran kimseyle o paranın ilişkisi kesilmektedir. O parayı mütevelli dediğimiz kimse idare etmek, çalıştırmaktadır. Çalışma usullerine geleceğim. Elde eden gelirlerle yine kamusal hizmetler yapılmaktadır. Şimdi Osmanlı vakıf usulünde taşınmazları yapıp vakfetmek çok yaygın bir gelenek. Fakat
Mesela bugün olduğu gibi bir uygulama yok. Bugün milli eğitime bir mektep bağışlıyorsunuz, yaptırıyorsunuz. Hayırsever bir kimse. Milli eğitim ne yapıyor? Oraya öğretmen, müdür, yönetici, diğer personeli atıyor. Böylece işletme giderlerini devlet karşılanmış oluyor. Halbuki Osmanlı'da vakıf kuranlar aynı zamanda işletme giderleri içinde bir takım imkanlar tahsis etmişlerdir. Fakat bunların işte 1400'lü yıllarda yetmediği görününce, mesela adam okul yaptırmış, medrese yaptırmış, bir değirmen de vakfetmiş, değirmenin gelirleriyle veya bir işhanı yapmış, işhanının gelirleriyle bu cari masrafların giderilmesi amaçlanmıştır. Fakat bunlar yetmeyince para vakıflarının kurulmaya başlandığını görüyoruz. Ve gerçekten Anadolu'da ve Rumeli'de 1450'lerden itibaren para vakıflarının çok geniş olarak uygulamaya girdiğini görüyoruz. İşte bu para vakıflarının işlenerek bunların gelirleriyle bir takım kamusal hizmetler giderilmeye çalışılmıştır. Bir ufak rakam vereyim mesela. İstanbul'da bir asır içerisinde, 100 yıl içerisinde kurulan 2517 vakfın 1161 tanesi para vakfıdır. Yani para vakıfları 1450'lerden itibaren devreye giriyor. Ondan önceki dönemde pek rastlanmıyor. Fakat fonksiyon olarak çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiği için birdenbire çok yaygınlaşmaya başlıyor. Yani düşünün ki 2500 vakıftan 1100 tanesi, 1161 tanesi para vakfı olarak çalışmaya başlıyor. Bu vakıflar işletilerek para vakıfları, bunların gelirleriyle işte aşaneler, hastaneler, okullar, camiler, çeşmelerin giderleri, cari giderleri karşılanmaya çalışıyor. Dolayısıyla para vakıfları çok yaygın bir kullanıma sahip oluyor. Başka sebepler de var. Bir başka sebep, en kolay kredi almak bu vakıflardan mümkün olmuştur. Yani şahıslardan büyük miktarlarda para almak mümkün olmamıştır. Ama para vakıfları zaten kredi kurumu olarak bir tür banka gibi çalıştığından, ister ihtiyaç kredisi, ister ticari kredi veya uluslararası ticaret kredisi gibi krediler, para vakıfları yoluyla çok kolaylıkla sağlanmaya başlayınca, söylediğim gibi kurulan vakıfların neredeyse yarısı para vakfı haline gelmiştir. Gerçekten de önemli bir ihtiyacı cevap vermiştir. Ama İslam hukukçuları, Osmanlı hukukçuları arasında bu vakfın meşru olup olmadığı yine tartışılmaya devam etmiştir. İşte mesela Kanuni döneminde Şeyhülislam Çivizade Mehmet Muhyiddin Efendi, mesela buna karşı olan hukukçulardan birisidir. Bilgivi Mehmet Efendi buna karşı olan hukukçulardan birisidir. Çünkü onlar taşınır malla vakıf kurulamayacağını ileri sürmektedirler ve vakıf paraların işletilme şekline de itiraz etmektedirler. Ama daha çok itirazları taşınır malların vakfedilemeyeceği yolunda. Bu itirazlar bayağı bir gürültü koparmıştır. Sonunda Şehzade'nin hazırlamış olduğu bir fetvayı Padişah Kanun Sultan Süleyman onayarak para vakıflarını yasaklamıştır. Bu Osmanlı iktisat tarihinde ve hukuk tarihinde önemli bir olaydır. Yasaklamıştır. Bunun yasaklaması sonucunda birçok kamusal hizmet durmuştur. Çünkü mahkemeler artık para vakıflarını tescil etmemekte, para vakıfları kimseye kredi açmamaktadır. Bu büyük tartışmalara yol açmıştır. Dönemin büyük şeyhülislamlarından İbn Kemal bunun karşısında bir kitap yazmıştır. Ebu Suud Efendi bunun karşısında bir kitap yazmıştır. Kitapçık Risale yazmıştır. Onlar da bu taşınır taşınmaz ayrımının İslam hukukunun oluşum dönemlerinin problemi olduğunu, o dönemdeki hukukçular bugün de yaşasaydı buna evet diyecekleri fikri ileri sürmüşlerdir. Çünkü itirazlardan birisi şuydu: vakfedilen malın mülkiyetinin vakıftan çıkmaması, bugünkü şeyle ifade edersek vakıf tüzeliğin kişiliğinden çıkmaması esastır. Halbuki ödünç verilen paranın ister istemez mülkiyeti ödünç alana geçmektedir. Bu da bir problemdir. Ama İbn Kemal ve Ebu Suud Efendi bu paraların nihayet ödendiği zaman vakfa geri döndüğünü, dolayısıyla vakıf mülkiyetinden çıkmasının söz konusu olmadığını söylemişlerdir.
Ve büyük tartışma sonunda kanunu ikna ederek, çünkü gerçekten birçok kamusal hizmet aksamaya başlamıştır. Yeni bir fetva verilerek, Ebu Suud Efendi'nin vermiş olduğu fetvayı bu defa kanunu tekrar kanun haline getirerek, bu Osmanlı hukuk uygulamasında yerleşmiş bir usuldür, tekrar para vakıfları işlemeye başlamıştır. Tabii para vakıflarını kullanma şekli, yani kredi kullanma şekli tartışmalı olmaya devam etmiştir. Çünkü söylediğim gibi İslam hukukçularının önemli bir kısmı farklı düşünenler olmakla birlikte basit faizi de yasak kapsamında değerlendirmektedirler. Sadece mürekkep faizi değil, basit faizi de. Bu yüzden para vakıflarının işletilme şekli şeklen bir alışveriş şekline dönüştürülerek işletilmiştir. Yani kredi açılırken, ki kredi oran, faiz oranını devlet belirlemektedir. %10 veya %15 olarak, ilk dönemlerde %10 olarak belirlendiğini, sonraki dönemlerde %15 olarak belirlendiğini biliyoruz. İşte mesela 1 milyon liralık kredi alan kimse, krediden vakfa 1 milyon lira borçlanmakta ama basit bir şeyi de satın alarak 100 bin lirada ondan borçlanmakta. Toplamda 1 milyon 100 bin lira bir sene sonra ödemek üzere 1 milyon lirası krediden, 100 bin lirası satın almış olduğu şeyden dolayı. O değersiz bir şey ama onu fazla dillendirmiyorlar. Böylece faiz işlemini saklamış oluyorlar ki dönemin hukukçuları artan kredi ihtiyacı ve para arzının yeterli olmaması karşısında buna göz yummuşlardır demek mümkündür. İki sebeple göz yummuşlardır. Gerçekten büyük bir kredi ihtiyacı vardır. Piyasada aslında devlet kontrol altında bulundurmasa %20-25'e kadar faizli krediler dönmektedir. Devlet bunu kontrol altında bulunmak için böyle bir formül uygulamış. O dönemin hukukçuları da zarureten buna ses çıkarmamışlardır. Böylece Kanuni döneminden sonra para vakıfları çok yaygın olarak Osmanlı Devleti'nde uygulanmıştır. Daha sonra bu para vakıfları bugünkü Vakıflar Bankası'nın sermayesini oluşturmuştur. Malum para vakıfları, bir takım vakıflar Cumhuriyet döneminde yürürlükten kaldırılmıştır. Ama burada biriken paralarla Vakıflar Bankası kurulmuştur. Sürem bitmek üzere bir iki noktayı daha işaret edeyim. Aynı zamanda kredi kurumu olarak Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri birliklerinin de çok önemli bir fonksiyon icra ettiğini söyleyebilirim. Şimdi Yeniçeri ortaları, yani Yeniçeri bölükleri, o gün şartlar içerisinde bunların bütün masrafları bugün ordunun masraflarının devlet tarafından karşılanması gibi karşılanmıyordu. En azından karşılama şekli farklıydı. Yani Yeniçeri'ye Osmanlı Devleti günlük bir maaş veriyordu. Ondan sonra Yeniçeri'nin masraflarına hiç karışmazdı. Her Yeniçeri bölüğü kendi aldığı masrafları tek bir merkezden idare eder. Yeniçeri ortasının birikim sandığı olarak kullanılır. Burada büyük para biriktiği anlaşılıyor. Para vakıfları gibi Yeniçeri ortalarının bu sandıkları, artık ona bir isim versek hazineleri, kredi unsuru olarak da kullanılmıştır, enstrümanı olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla buralarda büyük paraların birleştiği anlaşılmaktadır. Bunlar da aynı para vakıfları olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine yine devletin belirlendiği oranda, yani ilk dönemlerde, ilk asırlarda %10, ona 11 olarak ifade edilir. Sonraki dönemlerde %15 faizle kredi vermişlerdir. Ama buna faiz denmemiştir. Farklı isimler verilerek dinin yasağının kenarından dolaşılması tercih edilmiştir. Ne ölçüde kenarından dolaşılmıştır o ayrı bir tartışma konusudur. Ama toplumun ortaya koyduğu ihtiyacın hukukçular tarafından görülmemezlik uğraması mümkün değildir. Hukukçu sosyal gelişmelere formüller üretmek mecburiyetindedir. İşte Hanefi hukukçular böyle bir formül çerçevesinde o dönemin kredi ihtiyacını gidermeye çalışmışlardır.
Süren de zannederim doldu Cevdet Hocam. Ben bu kadarcık bir özetle yetineyim. Soru gelirse soru çerçevesinde bazı noktalara biraz daha açıklık getirmek mümkün olabilir. Peki, tebliğ sahibi Sayın Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yararlandık. Demek ki Osmanlı'da daha kuruluşundan bu yana kredi sorunlarına pek yabancı bir ekonomiye sahip değilmiş. İsmi başka da olsa para alışveriş konusu olmuş, paranın bir değeri olmuş ve bugünlere gelinmiş. Tabii hocamıza soruları olanlar veya görüş belirtmek isteyenler ilgili kanaldan bize görüşlerini iletebilirler. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Sözü yine fakültemiz hocalarından Profesör Doktor Nihat Bulut'a vereceğiz. Kendisi bize Türkiye'nin anayasal ekonomik düzeni, Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde efendim bu konuyu ele alacak. Değerli tebliğini sunmak üzere sözü Sayın Bulut'a veriyorum. Buyurun Sayın Bulut, sizi dinliyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de bu vesileyle Sayın dekanlarımıza ve diğer bizi izleyen hocalarımıza saygılarımı sunuyorum. Öğrencilere de sevgilerimi sunuyorum. Türkiye'nin ekonomik düzeni nedir? Anayasal ekonomik düzeni nedir? Anayasa Mahkemesi bu konuda nasıl bir nitelendirmede bulunuyor? Aslında konu bu. Ama tabii buna girmeden önce bir siyasette ekonomiyle ve anayasayla başlamak lazım. Yani bu kavramlar arasındaki ilişkiyi bir ortaya koymak gerekir diye düşündüm. Neden anayasal bir ekonomik düzen olmalı? Anayasa neden ekonominin şemsiyesi altına alınmalı? Böylece bu sorunun cevabını vermiş olacağım umarım. Tabii siyaset bildiğimiz gibi aslında bir yönüyle insanlar ya da gruplar arasındaki iktidar kavgası ama bir başka yönüyle de toplum için toplum yararına bir düzen yaratma aracı. Ama her halükarda odağında iktidarın bulunduğu, siyasal iktidarın bulunduğu bir olgu. Gerçekten de siyasal yaşam iktidar ilişkileri çerçevesinde kurulan ilişkileri kapsıyor. Ve böyle bir ilişki de bütün toplumların ortak özelliği. Yani nerede bir sosyallik varsa, toplumsallık varsa, toplumsal hayat varsa orada kurallar bunlara uyma zorunluluğu kendini gösteriyor. Aslında bu zorunluluk da siyasal iktidarın ya da iktidar ilişkilerinin bulunduğunun bir göstergesi. Yani her toplum yasaya göre aslında kendini yönetiyor ya da yönettiriyor. Bu ilişki çerçevesinde siyasal iktidar ya da bugünkü tabirle devlet kendini toplum içinde en üstün iktidar olarak gösteriyor. Yani bu bir toplumda var olan bütün kesimleri, bütün grupları kapsayan bir iktidar biçimi aslında. İktidar tarzı. Biz de yani bu iktidar tarzına biz bugün devlet adını veriyoruz. Fakat bu siyasal yaşam, iktidarlı hayat ya da devlet bütün toplumların ortak özelliği olsa da onu toplumu oluşturan diğer alanlardan ayrı düşünmek mümkün değil. Siyasal yaşamın içinde oluştuğu bir coğrafi, ekonomik, sosyal, kültürel çevre var. Ve biz bu çevreye aslında siyasal yaşamın etkenleri diyebiliriz. Bunlardan en önemlisinin de ekonomi olduğuna kuşku yok. Çünkü o da bir, ekonomik hayat da bir ihtiyaç, siyasal hayat gibi. İşte insanların ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları temin için mallar var, hizmetler var. Üretim, tüketim tabii ekonomik hayatın ayrıntılara girmeye gerek yok. Sonuçta yani ihtiyaçlarımızı karşıladığımız insanlar olarak bir alan, hayatın bir alanı. Ve bu alan öyle bir alan ki aslında belki de yani mücadelenin en yoğun verildiği bir ya da yapıldığı bir alan.
Çünkü yani insanlar olarak bizler şuna bir şekilde inandık ya da inandırıldık. İhtiyaçlarımız sınırsızdır ama kaynaklar kıttır denir. Tabii ki şimdi böyle olunca bu kaynakların bir sistem içerisinde dağıtılması gerekiyor. Ve aslında bu noktada ekonomik değerleri siyasette çok öncelikli bir yere oturtuyor. Yani ilişkinin en önemli noktası da bu zaten. Yani iktisadi değerlerin bir şekilde dağıtılması. Gerçekten de bu çok zor bir iştir. Ekonomik hayat bu bakımdan çok karmaşık bir alandır. Ve bu karmaşık alanda devletin düzenleme yapması kaçınılmaz. Yoksa gerçekten de bir kaos ortamında olabiliriz. Tabii ki bu ilişkinin ben tek yönlü olduğunu düşünmüyorum. Zaten pek çok insan da böyle düşünüyor. Devlet ya da iktidar siyasal ekonomik yaşamı düzenler. Bununla birlikte ekonomik olgular ya da olgular da siyasal yaşamı etkiler ve şekillendirir. İşin bu boyutu çok başka bir tarafıdır. Tabii ki bunlardan hangisinin belirleyici olduğu tartışmalıdır. Acaba siyaset ekonominin çerçevesini çizer, hayat mı devam eder, yoksa gerçekte tersi mi olur? Bu iktisat, ekonomik hayat, ekonomik gerçeklik, bu gerçeklik içerisindeki hakim unsur ya da unsurlar, ekonomik iktidar mı siyasetin çerçevesini çizer? Bu çok derin bir tartışmadır. Tabii ben bu yönüne girmeyeceğim, işin ayrı bir mevzu. Burada genelde hukuk ve özelde de anayasa aracılığıyla ekonomi üzerindeki düzenleyicilik, devletin düzenleyiciliği meselesi üzerinde duracağız. Tabii ki düzenleyicilik deyince akla ister istemez anayasalar geliyor. Biliyoruz anayasalar hukuk sisteminin temelini teşkil ediyor ve bu bağlamda da tıpkı diğer alanlar gibi aslında ekonomik alanın örgütlenişi, işleyişi de kurallara bağlanmak zorunda. Bu zorunluluk da aslında anayasaların ekonomik sisteminin temelini teşkil etmesi sonucunu doğuruyor. Buradan hareketle de zaten devletin anayasal ekonomik anayasasından söz ediliyor. Yani bu kullanılan bir kavram. Buradaki sorun anayasanın ekonomik hayat için nasıl bir düzen öngördüğüdür. Tabii ki ben burada geleneksel sistemleri işin içine karıştırmayacağım. Yani az önce hocamızın tebliğinden de aslında bir anlamda o geleneksel sistemleri orada başka bir ekonomik zihniyet var. Yani bu modern çağın ekonomik zihniyetinde tabii ki ortak özellikler de arz ediyor ama gerçekten de çok temel farklılıklar var. Günümüzün ekonomik düzeni bundan biraz geleneksel sistemlerden biraz farklı. O yüzden de ben hani modern anayasacılık hareketinin başladığı 19. yüzyıldan itibaren meseleye bakacağım. Yani şeyi de kurguyu da o şekilde düşündüm. Nasıl bir düzen olabilir anayasada sorusunu sorduğumuz zaman şöyle cevaplandırabiliriz. Bu konuda esasında modern dönemleri esas alarak söylüyoruz. İki ana sistemden ve bunun altında, bunun yanında da belki iki karma modelden söz edilebilir. Birincisi bizim çok bildiğimiz serbest piyasa ekonomisi. Bu iki ana sistemden birisi bu. Tabii bunun iktisadi yönü üzerinde duracak değilim ama hukuku ilgilendiren yönüyle bakacak olursak şöyle serbest piyasa ekonomisinin aslında esası şu, ekonomik ve siyasal alanın toplumsal yaşamın iki ayrı alanını teşkil ettiğini kabul ediyor bu anlayış. Siyasetin ve dolayısıyla devletin piyasa ve pazar için yani burada işleyen ekonomik mekanizmayı aslında güven içinde tutmak işleviyle sınırlandırdığını diyor. Yani bizim normal bu kamusal hayat içerisinde siyasal hayatın dışında bir iktisadi hayatımız var. Devlete düşen de bu iktisadi hayatı güven içerisinde işletmek. Çünkü bu alan insanların özgür olduğu bir
alandır. Bu bir hareket serbestisi vardır prensip olarak. Devlete düşen bunu güvence altına almak esasında. Neden böyledir? Çünkü bu alan içerisinde, iktisadi alan içerisinde tek yapıcı unsur ve düzenleyici faktör kişisel istek ve iradedir. Kişisel istek ve iradeler kendi çıkarlarını gerçekleştirirler ve bundan da toplumun yararı doğar. Şimdi bunun hukuki formülasyonu nasıl yapılır? Özellikle anayasal anlamda bakacak olursak, piyasanın serbest bir biçimde işleyebileceği özgürlükleri tanımakla olur bu. Bu çerçevede özel mülkiyet hakkı işin en önemli noktasıdır. Bu yüzden hani serbest piyasa ekonomisi, bu mülkiyetçi bir, özel mülkiyetçi bir sistem diyoruz. Özel mülkiyet hakkı, sözleşme özgürlüğü, girişim özgürlüğü, tabii bunun yanına işte ticaret özgürlüğünü vesaire de katabiliriz. Ama birlikte de değerlendirebiliriz. Bunlara iktisadi özgürlükler diyoruz. Bu özgürlüklerin güvence altına alınması lazım. Bunların güvence altına alındığı bir sistemde artık kendiliğinden oluşan bir fiyat ve istikrar rekabet içerisinde işler yürür ve böylece bu piyasaya da aslında serbest piyasa. Ama bizim açımızdan önemli olan şu, burada devletin işlevi bütün hak ve özgürlükler marifetiyle ama özellikle de ekonomik hak ve özgürlükler marifetiyle ekonomik yaşamı güven içinde tutmak. Buna işte bazen jandarma devlet adı veriliyor. Bunun belki çok modern versiyonu aslında anayasal iktisat dediğimiz, yani devleti iktisadi hayatta devletin nasıl davranacağını aslında katı anayasal kurallarla sınırlandırmak. Onun dışına çıkamayacak. Böyle bir anlayış. Serbest piyasanın aslında anayasal formülasyonunun tam adı olarak görülebilir. İkinci ana sistem kolektivist sistem dediğimiz, aslında sosyalist sistemde diyebiliriz. Burada bunun ayrıntıları üzerinde de durmayacağım. Bir iki örnekle geçeceğim. Şimdi bu sistemde de ekonomik hayat ve siyasal hayat birbirinden ayrılmaz. Yani ilki piyasacı sistem, işte kapitalist sistemde bu ikisi birbirinden ayrılıyor. Burada hayır, siyasal hayat ve ekonomik hayat birdir. Toplum hayatı parçalara bölünemez diye kabul ediliyor. Devlet eşitliği sağlamak için ekonomik bir merkez olmalı. Kişi iradesi ekonomik hayattaki itici güç olamaz. Burada itici gücün kamuya ve onun aslında somutlaşmış biçimi olan devlete verilmesi gerekir. Burada bu kolektivist sistemlerde yakın olan ekonomik işlevlerin tümü ya da büyük bir kısmı kamuya ve onun somut ifadesi olan yönetime bağlanır. Doğrusu yani hukuki açıdan bir teşhis yapmak gerekirse en önemli özellik özel mülkiyetin prensip olarak kabul edilmemesi. Çok sınırlıdır kolektif sistemlerde özel mülkiyet. Yani gündelik ihtiyaçla hayatın çok dar bir alanıyla sınırlıdır. Aynı şekilde çalışma özgürlüğü, sözleşme özgürlüğü, teşebbüs hürriyeti bilhassa da sınırlıdır. Yani burada çok serbest insanlar diledikleri gibi teşebbüs hürriyetlerini kullanamazlar. Temel hukuki açıdan temel özelliği budur. Burada bu sistemi uygulayan anayasalar var tabii yeryüzünde ama çok sınırlı. Burada ben işte bir iki Küba var. Çin anayasasından örnek aldım. İşte Vietnam anayasası var. Küba'da mesela şöyle diyor. Küba Cumhuriyeti esas mülkiyet biçimi olarak temel üretim araçlarının tüm halkın mülkiyetinde olması gerektirir diyor. Ve burada devlet piyasayı kontrol eden, düzenleyen bir aktördür. Anayasada bunu yazıyor ve şunu da ifade ediyor. Gene bir örnek olsun diye. Özel mülkiyet tamamlayıcı bir fonksiyon verilmiştir deniliyor. Yani temel üretim araçlarının
ulusal mülkiyeti söz konusu ama tamamlayıcı bir fonksiyon olarak da hani özel mülki olabilir. Gene Çin Anayasası'nda da aynı şekilde esas mülkiyetin kolektif mülkiyet olduğu vurgulanmış. Dediğim gibi bu dünyada çok uygulanan sistem değil. Karma ekonomik modele gelince bunu ikiye ayırarak ele alabileceğini söyledim. Bir tanesi aslında liberal sistemden sisteme yakın karma ekonomik sistem ki Anayasa Mahkemesi kararları dolayısıyla karşılaştığımız bu. Bir de aslında kolektivist sistem olup da nispeten özel mülkiyete yer veren sistemler. Bunlara da karma ekonomi deniliyor ama bizim üzerinde duracağımız tabii daha liberal perspektiften karma ekonomi. Burada da şöyle bir esas var. Piyasa ekonomisi temel prensiptir. Yani esas olarak piyasa ekonomisinin kuralları geçerlidir. Bunu geçerli sayar. Ancak bu sistem içerisinde özel sektörle kamu sektörünü de yan yana bulundurur. Buna karma ekonomi deniliyor. Bizim Anayasa Mahkemesi de böyle kabul etmiş. Buna da şeyi de ilave etmiş. Aslında tabii bu eleştirilebilecek bir şey. Karma ekonomi tanımlarken kişisel hak ve özgürlüklerin yanında sosyal haklara yer vererek sosyal adaletin sağlanması ve sosyal devlet ilkesinin uygulamaya geçirilmesi gibi ilkelere de yer verir deniliyor. Bu dediğim gibi ya, bu başka bir mesele esasında ama yani kamuyla özelin bir arada bulunduğu fakat özünde de aslında serbest piyasayı esas alan bir sistem. Bunun örnekleri nerede var? İşte Polonya'da var mesela. Polonya sosyal piyasa ekonomisini ekonomik sistemin temeli saymış. Açıkça 20. maddesinde. Slovakya Anayasası da toplum ve çevre odaklı piyasa ekonomisinden bahsetmiş. Portekiz Anayasası bu konuda en bilinenidir. Karma ekonomiyi sistemleştiren. İspanya Anayasası var, Yunanistan Anayasası var. Gerçekten de karma ekonomik modeli belki hukuki açıdan görebileceğimiz modeller. Şimdi bize gelince bizim de 1924 Anayasası bir iktisadi model öngörmüyor esasında. Biraz da 1789 bildirisinden, doğal haklar doktrininden etkili biçimde aslında mülkiyet hakkını, girişim özgürlüğünü, çalışma özgürlüğünü güvence altına almış. Onun dışında devletin ekonomiye müdahalesini öngören bir prensip yok başlangıçta ama 37'de yapılan değişiklikle devletçilik malum anayasaya giriyor. Ve buradan hareketle aslında 1937'den beri bizde karma ekonomik modelin geçerli olduğu söyleniyor. Buna belki hani daha evveline götürmek işte İzmir İktisat Kongresi'ni vesaire de dahil etmek mümkün olabilir. Fakat şunu görüyoruz biz bu 24 Anayasası döneminde. Uygulamada bir yandan özel teşebbüsler teşvik edilirken diğer taraftan da özel teşebbüsün yetmediği, kafi gelmediği alanlarda işte kitlerin kurulması ve bir anlamda devletin kalkınmaya öncü olması olgusunu görüyoruz. Bu yüzden yani o dönem için bir karma ekonomik model kabul edilmiştir deniliyor. Tabii ki belki bu açıdan 1950 sonrasını biraz daha ayırmak lazım. Daha böyle hür teşebbüsçü bir pratiğin olduğu söylenebilir. 1961 Anayasası bu konuda çok ilginç. Bir kere hani serbest piyasa ekonomisinin gerektirdiği ekonomik hakları tanıyor anayasa. Ama onun yanında çok geniş bir sosyal haklar demeti de getiriyor. Sosyal devlet ilkesine vurgusu ve bunu pratize eden işte planlama vesaire bunlar. Biraz bu anayasanın karma ekonomik modeli öngördüğünün delili sayılıyor. Anayasa Mahkemesi de bu dönemde vermiş olduğu bir kararda ki iptal istenen 933 sayılı kalkınma planının uygulanması esaslarına dair kanundur. Bu planlamanın amacı da özel teşebbüsü de işin içine çekmek, planlama içine çekerek aslında
Oradan alınan bir ivmeyle ekonomik büyümeyi sağlamak. Dönemin ana muhalefet partisi bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor. Gerçekten de yani ilk dönem kararları olması bakımından aslında çok ilginç. Yani ilgililerin özellikle konuyla ilgilenenlerin okuması lazım. Yani biraz yani özel kamu mülkiyetine de özel mülkiyet muamelesi yapıyor Anayasa Mahkemesi. Ama netice itibariyle şunu çok katı bir surette ortaya koyuyor. Anayasa karma ekonomik düzenini benimsemiştir diyor. Yani bu gerçekten hareket ediyor. Özel sektörü ise biraz yardımcı bir etken olarak yararlanılabilir gibi görüyor. Bu gerçekten de çok enteresan. 1982 Anayasası'na gelince burada tabii ki 1961 gibi geniş bir hak ve özgürlükler listesi var. Fakat 1961'den farklı olarak ekonomik ve mali hükümler ayrı bir kısım toplanmış. Şunu tabii vurgulayayım. Özü itibariyle bu ekonomik özgürlükler anayasada yer alıyor. Burada bir problem yok. 1961 anayasası gibi planlı kalkınmaya vurgu yapılıyor. Orman köylerin korunmasından, kooperatifçiliğin geliştirmesinden, toprak mülkiyetinin yaygınlaştırılmasından, tarım hayvancılık yapanların korunması gibi aslında devletin iktisadi hayata müdahalesini gerektiren bir takım şeylerden söz ediyor ama farklı bir biçimde piyasada rekabetin sağlanması açısından da devlete temel yükümlülükler yüklüyor. Yani piyasada rekabet, serbest rekabetin sağlanmasına yönelik bir direktif de var. Dolayısıyla aslında anayasa bir taraftan piyasaların sağlıklı ve düzenli işlemesini sağlayacak tedbirleri öngörmekte. Diğer taraftan da devletin müdahalesini yol açacak yolları göstermekte. Aslında ilginç bir noktada duruyor. Yani hem pazar ekonomisi, serbest piyasa ekonomisinin hukuki altyapısını oluşturuyor. Hem de devletin ekonomiye müdahalesinin yollarını gösteriyor. Fakat her halükarda şunu söylemek lazım. 1982 Anayasası 61'e göre özel yani ekonomik özgürlükler ve piyasa, serbest piyasa bakımından daha elverişli bir anayasa, serbest piyasa. Yani ilginçtir. 82 Anayasası ilk haliyle kişisel ve siyasal haklar bakımından kısıtlayıcı olmasına karşın iktisadi özgürlükler bakımından fena değildir esasında. Belki dönemin siyasi anlayışıyla işte daha öncesinde malum işte 6 Ocak kararları 24 Ocak kararları işte dünyadaki serbest piyasa ekonomisinin yükselişiyle de alakalı olarak iktisadi hükümleri bakımından özgürlükçü bulunabilir. Anayasa bu çizgisini aslında değişikliklerle de göstermiş. Özelleştirme anayasaya girdi. Devletleştirme vardı zaten. Özellikle milletler arası tahkimin kabul edilmesi, kamu hizmeti sözleşmelerinde eskiden uyuşmazlık çıktığı zaman bizim Danıştay çözüyordu. Bunun için uluslararası tahkimin öngörülmesi, ekonomik sosyal konseyin kurulması gibi hususlar da bu gelişimi devam ettirdiğini gösterdi. Anayasa Mahkemesi'nin yaklaşımına gelince ne dedi Anayasa Mahkemesi bu dönemde? Çok iki temel kararı var. Bunları ayırmak ve üzerinde durmak lazım. Sonraki yaklaşımına sonuçta değineceğim. Birincisi 2983 sayılı kanunun iptali için açılmış bir dava. Burada işte kitlere ve iktisadi devlet teşekkülleriyle ilgili gelir ortaklığı senedi çıkarması ve bunların yatırıma yönlendirilmesiyle ilgili bir kanun. Bir anlamda özelleştirmeyle ilgili bir kanun. Burada dönemin ana muhalefet partisi bunu Anayasa Mahkemesi önüne götürüyor. Bunun hem işte devletçilik ilkesine, dolayısıyla Atatürk ilkelerine de aykırı olduğunu söylüyor. Anayasa Mahkemesi de bu
başvuruda şöyle bir karar veriyor. Anayasa devlete geniş kapsamlı sosyal ve ekonomik yükümlülükler yüklemiştir. Fakat bunların kıt kaynaklarla yerine getirilmesi mümkün değil. Dolayısıyla aslında özelleştirme biraz da bu kıt kaynakları genişletmek ve sosyal amaçları gerçekleştirmek için şarttır dedi. Böyle bir başlangıç yaptı ve işte devletçiliğin aslında çok statik bir şey olmadığını, Atatürk'ün iktisadi görüşlerinin de çok katı ve doktriner olmayıp ülke koşullarına göre değiştiğini söylüyor. Ama en çarpıcı yön bizim açımızdan bir iktisadi düzen, anayasal iktisadi düzen bakımından şunu ifade ediyor. Çok partili demokratik rejimi benimseyen anayasamızda iktidarların ekonomik alanda müdahaleci veya liberal politika izlemelerinde bir engel yoktur diyor. Yani bunu takdir edecek olan iktidardır. İster liberal bir politika izler, isterse müdahaleci bir politika izler. Ayrıca bu düzenlemenin sosyal devlet ilkesine de aykırı olmadığını, ekonomik finans yaratmaya yönelik olduğunu söylüyor. Yani burada ekonomik sistem, katı bir ekonomik sistem tercihini vurgulamıyor Anayasa Mahkemesi 61'de olduğu gibi. Bunun demokratik sistem içerisinde aslında iktidarlara kaldığını söylüyor. Daha sonra 3082 sayılı devletleştirme kanunu Anayasa Mahkemesi'nin önüne gidiyor. Bu da ilginç. İddia şu, devletleştirme kanunu devletleştirmeyi zorlaştırıyor. Şimdi devletleştirmeyi zorlaştırdığı için de zorlaştırması da devletleştirme yetkisini yasama organına veriyor. Yani ancak kanunla devletleştirme. Yani özel teşebbüsler kamuya ancak kanunla geçebilir. Bu hükmün anayasaya aykırı olduğunu söylüyor başvurucular. Anayasanın özellikle kişilerin hak temel haklarından olan mülkiyet hakkına, çalışma özgürlüğüne aykırı olduğu söyleniyor. Anayasa Mahkemesi de şöyle bir karar veriyor. İlkiyle benzer ama kullandığı kavramlar farklı. Anayasa liberal bir iktisadi politika takibine elverişli olduğu kadar karma bir iktisadi politika takibine de müsaittir diyor. Yani her ikisi de anayasadan çıkar kararına varıyor. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin önüne aslında ekonomik özgürlüklerle ilgili ya da ekonomik hayatla ilgili başka davalar da gidiyor. Fakat burada buna belki bu dershanelerin kapatılmasının hani ekonomik özgürlükler bakımından özellikle girişim özgürlüğü, çalışma özgürlüğü bakımından gitmişti ve o tartışıldı. Orada aykırı olmadığına karar verdi. Varlık fonuyla ilgili dava açılmıştı. Orada da iki kararda da ekonomik sistem tartışmasına girmedi. Girmemesinin bir sebebi de artık yani iktisadi meselelerle ilgili götürülen davalarda sistemin tartışma konusu yapılmadığını görüyoruz. Yani neredeyse bu şöyle söyleyebiliriz aslında siyasal partiler arasında da iktisadi düzen konusunda bir konsensüs var. Yani serbest piyasa artık eskisi gibi problem edilmiyor. Burada da yani artık piyasacı anlayışın hakim olduğu, yani partiler arasında da hakim olduğu söylenebilir. Herhalde sürem azaldı hocam. Hemen bir şey yapayım. Evet, tabii. Toparlarsınız. Toparlayayım hemen. Yani sonuç olarak baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Yani anayasa esasında özünde serbest piyasa ekonomisini benimsiyor. Bunu nereden çıkarıyoruz? Bunu anayasanın ekonomik haklarla ilgili yaklaşımından, yani o konudaki düzenlemelerinden çıkarıyoruz. Teşebbüs, başta mülkiyet hakkı, çalışma özgürlüğü, girişim özgürlüğü, rekabete ilişkin düzenleme. Bunun liberal perspektifte düzenlendiğini gösteriyor. Tabii ki buradaki bu haklarla ilgili sınırlamalar gündeme getirilebilir ama bu zaten bunlar çok doğal sınırlamalar. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi çok mülkiyetçi bakış açısıyla hazırlanmıştır. Mülkiyet hakkı kutsaldır der ama hemen ilave eder.
kamu yararıyla sınırlandırabilir der. Dolayısıyla ekonomik haklar liberal sistem içerisinde de esasında sınırlamalara tabi. Bu açıdan baktığımız zaman bu anayasanın yani piyasacı olduğunu bir kere tespit etmemiz, serbest piyasacı eğilimin ağırlıklı olduğunu söylememiz gerekir. Tabii ki Anayasa Mahkemesi belki 61 döneminde bunun, o anayasayı biraz farklı değerlendirmek lazım, karma ekonomik model olduğunu söylemişse de 1982 döneminde görüldüğü gibi Anayasa Mahkemesi bu konuda çok net bir belirleme yapmıyor. Anayasa, yani siyasal partilerin ya da iktidardakilerin inisiyatifine bırakıyor ki bu çok doğal. Anayasa Mahkemesi'nin bu yaklaşımı işte özellikle doktrinde nasıl değerlendiriliyor dersek, yani karıştırılan konular kuşkusuz var. Mesela liberal ekonominin karşısına karma ekonomiyi koyması eleştiriliyor. Çünkü deniliyor liberal ekonomik düzende, evet ya yani serbest piyasacı bir düzen olarak kabul edilir ama burada da bir devlet müdahalesi hiç yok demek değildir. Bu yüzden de eğer liberal ekonomik politikanın karşısına bir politika koyacaksa Anayasa Mahkemesi bunun sosyalist model olması gerekir diyor. Anayasa Mahkemesi kararlarında özellikle sosyal devlet ilkesiyle karma ekonominin karıştırıldığı görülüyor. Sosyal devlet devletin ekonomiye müdahalesiyle alakalı bir şey değildir esas itibariyle. Yani sosyal devlet daha çok bölüşümde adaletle alakalıdır. Karma ekonomisi belki kapitalist ekonomik sistemin özellikle 20'li yılların sonunda geldiği durumdan kaynaklanan ve biraz da Keynes'ten hareket eden bir ekonomi modelidir. Bu ikisini birbirine karıştırmamak gerekir deniliyor. Ama neticede anayasanın ne saf liberal ne de saf devletçi bir modelin uygulamasını esas almadığı memnuniyetle Türk doktrininde de söyleniyor. Ve bazıları da aslında illa da bir ekonomik model tercihi aranacaksa bunun sosyal piyasa ekonomisi olarak adlandırılabileceğini söylüyor. Ama benim kanaatim bunun temelde aslında serbest piyasa ekonomisine esas alan bir model olduğunu ve bu sistem içerisinde sıkıştığı zaman tabii ki doğal olarak devlet müdahalesine de yer veren bir sistem olduğu çerçevesinde. Teşekkür ederim sevgili hocam. Evet, sayın tebliğ sahibi hocamıza biz de teşekkür ediyoruz. Sempozyumumuzun ismine uygun düşecek şekilde bir kamu hukuku yaklaşımı içinde bize sunumunu gerçekleştirdi. Vaktimiz daraldı. Hemen sözü son konuşmacımıza vermek istiyorum. Hocalarımızdan doktor öğretim üyesi Ayşegül Sezgin Huysal, hukukta yeni bir anlayış olan hukukun ekonomik analizi nedir sorusunu sorarak bize herhalde bu sorunun cevaplarını verme çabası içinde olacak. Sayın Sezgin Huysal, sözü size bırakıyorum. Buyurun, tebliğinizi heyecanla dinleyeceğiz. Teşekkür ederim hocam. Ben mümkünse ekranımı paylaşacağım çünkü sunumum var. Görülebildiğini ümit ediyorum şu sırada. Görülüyor herhalde. Buyurun. Hukuk ve ekonomi her zaman popüler olmuş bir ikilidir. Ekonomik sistemin sağlıklı bir şekilde, ekonomik hayata uygun, sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için ekonomik hayata uygun hukuk kurallarının düzenlenmesi gerekir. Hukuk ve ekonomi bilimi ayrı ayrı ve birlikteyken birçok sorunun sebebi ve bu sorunların aynı zamanda pusulası olarak da görülmüştür. Ancak politik ve ekonomik tartışmaların odağındayken bu iki kavram aslında birlikte değil, bir ikili olarak, bir bütün olarak değil, ayrı ayrı kullanılmaktadır. Çoğu zaman birbirleriyle ilişkileri düşünülmeden ancak düzgün bir toplum yapısının temel taşları olarak aynı anda fakat farklı kavramlar olarak ifade edilen
bilim dallarıdır aslında. Peki bu iki kavramın bir araya gelip bir anlam ifade ettiği, bir teori oluşturduğu hallerde yok mudur? Vardır. Sıklıkla karşılaştığımız, hukuk ve ekonomi dediğimizde sık sıkla karşılaştığımız iki temel konu var aslında ve bunlar birbirleriyle detaylı bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından sıklıkla karıştırılarak da kullanılmakta. Bunlar aslında ekonomik hukuk yahut ekonomi hukuku olarak adlandırabileceğimiz alanla hukuk ve ekonomi teorisi yahut hukukun ekonomik analizi olarak adlandırabileceğimiz bir diğer andır. Ekonomik hukuk ya da ekonomi hukuku dediğimiz anda bizim aklımıza aslında sıklıkla geliyor bu ekonomi hukuku. Nereden çok aşinayız bu kavramı? Son yıllarda ülkemizde ve yurt dışında açılan yüksek lisans programlarında çok tercih edilen bir alan. Özel hukuk ve kamu hukuku yüksek lisans programlarının yanında ayrı bir program olarak öğrencilere sunulan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bir teori olarak hukuk ve ekonomi kavramı, yani diğer bir deyişle hukukun ekonomik analizi, bu bahsettiğimiz ekonomi hukukundan, ekonomik hukuktan farklı bir kavramdır. Ben öncelikle bu günlük hayatta hukuk öğrencilerinin karşılaştığı, sıklıkla işte üniversite programlarında yer alan ekonomik hukuk, ekonomi hukuku kavramının ne olacağını kısaca anlattıktan sonra, daha sonra hukukçular için, özellikle Türkiye'deki Anglo-Sakson Amerikan sisteminden geçmemiş hukukçular için göreceli olarak daha yeni bir kavram olan hukukun ekonomik analizi teorisini temel hatlarıyla ele alıp eleştirileri de bu teoriye getiren eleştirileri de ifade ederek açıklamaya çalışacağım. Aslında burada yapacağım şey hukuk ve ekonomi teorisini anlatabilmek için önce ne olmadığını anlatmaya başlamak olacak. O yüzden öncelikle ekonomi hukukunun ne olduğuna kısaca bakacağım. Bildiğimiz gibi biz ülkemizde Kara Avrupası hukukunun bir parçası olarak kaynağını Roma'dan alan bir hukuk dalını takiben özel hukuk ve kamu hukuku sınıflandırmasını kabul etmekteyiz. Şimdi burada ekonomi hukuku bir görüşe göre bu özel hukuk ve kamu hukuku dallarının yanında bağımsız bir dal olarak ortaya çıkmaktadır. Ekonomik hukukun ne olduğunu tartışan yazarlara göre iki temel bakış açısı vardır ekonomi hukukuna dair. İlki, ekonomik etkilerin dikkate alındığı farklı bir hukuk branşıdır. Yani özel hukuk ve kamu hukukundan farklı, ekonomik etkilerin dikkate alındığı farklı bir branştır. Ve bu dalların yanında üçüncü bir bilim dalı olarak sınırlandırılmaktadır. Ya da hukuk ve ekonomi arasında bağ oluşturan bilimsel bir disiplin araç olarak algılanmaktadır. Elbette bu ekonomik hukuk nedir sorusunun cevabı hangi ekonomik, dolayısıyla siyasi görüşe sahip olduğumuza, tarihin hangi anında bulunduğumuza göre de değişebilmektedir. Çoğu kez 1980 sonrasında devletlerin piyasalara daha etkin şekilde müdahale ettiği alanlardan sonra sayısı artan regüle etmiş piyasalardaki devletin müdahalesini, bu alandaki müdahaleci kuralları inceleyen bir alan olarak tanımlanmaktadır ekonomik hukuk. Halbuki çok daha öncelerde 1922 yılında Çarlık Rusyası sonrası dönemde Sovyetler Birliği'nde yeni ekonomi politikası olarak benimsenmiş ve o dönem Sovyet Rusyası'nda devletin tekelinde bulunan kurumlara uygulanacak kurallar, devlet tarafından düzenlenen kurallar ve üçüncü olarak da çok kısıtlı bir uygulama alanı bulunan sınırlı bir medeni hukuk kurallarından oluşan üçlü sistemi ifade etmekte kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktaydı ekonomik hukuk. Günümüzde ise
genel kullanımı ile dahi ekonomik hukuk iki açıdan incelenmektedir. Dar bir tanım yapıldığında ekonomik hukuk, biraz evvel bu 1980 sonrası dönemdeki piyasalara da yaptığımız atıfa paralel olarak, devletin ekonomi üzerinde müdahalelerde bulunmasını sağlayan, kuralların bir bütünü ve bu çerçevede çıkan kurumları inceleyen bir alan olarak ele alınırken, diğer anlayışa göre, daha geniş bir anlayışa göre, ekonomik hukuk, ekonomik gelişimin desteklenmesi ve organizasyonuna hizmet eder. İşte bu sebeple sürekli olarak değişen ekonomik hayatın düzenlenmesi, işletmelerin, kişilerin faaliyetlerinin ve ticari hayatın güvence altına sağlayabilmek için ticaret hukuku, ceza hukuku, vergi hukuku, iş hukuku gibi farklı alanlara yayılmış birçok farklı kuralı bu açıdan inceleyen dal olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden bir kurallar bütünüdür ve bizim kendi bilim dalı, ana bilim dalı ayrımlarımızın üstünde. Fakat bu her bilim dalından faydalanan bir alan olarak görülür. Bunun dışında işte hem bizim kamu ve özel hukuk dalları altındaki vergi hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku, vergi hukuku, farklı alanlardan kuralları inceleyen bu ekonomi hukukunun kendi alt branşları da çıkmıştır. Hangi alandaki kuralları incelediğine göre. Bu yüzden alt branşlar içinde ekonomik kamu hukuku ve ekonomik özel hukuk kavramları da karşımıza çıkmıştır. Burada böylece özellikle rekabet hukuku, bağımsız idari otoriteler gibi bir alanlar bir bütün olarak ele alındığında hem ekonomik hukuk dahilinde bu alt branşlardan gelen kuralların incelenmesi çerçevesinde, ancak şüphesiz ticaret hukuku, idari hukuku, ceza hukuku ve şüphe yine medeni hukuk kurallarında uygulanacağı konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda çok önemli eserleri olan Farjat'ın yorumu bence belirleyici. Farjat diyor ki ekonomik hukuk tanımı mermere yazılı bir tanım değildir ve bir tanımı olmaksızın da yaşamaktır. O yüzden biz burada böyle bir kavram olduğunu biliyoruz. Sınıflandırma konusunda tartışmalar var. Herhangi bir tanımlaması yok ve tanımlama aslında ekonomik düzenin, devletlerin ekonomiye bakışına göre de sürekli değişmekte. Sadece ekonomik hukuk alanı ekonomi ve hukukun disiplinler arası bir çalışmasını gösteren bir branş olarak karşımıza çıkmıyor. Hukukun içinde de kamu ve özel hukuk kuralları içinde ortaklaşa çalışılması gereken bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Biraz evvel Nihat Hoca'nın da belirttiği gibi bunu da sistematik olarak atlamamak için almakta fayda var. Devletin ekonomiye ilişkin görev ve yetkililerin de yer aldığı yer anayasa olduğu için bu alanda yapılan çalışmalarda anayasal iktisat olarak adlandırılmakta ve hatta uluslararası alanda da uluslararası ekonomik hukuk ile devletlerin ticaret, yatırım, ekonomi politikaları vasıtasıyla ülkelerin gelişimiyle ilgilenmektedir. Bu kapsamda özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan, sayıları artan ticari amaçla kurulmuş yahut ilk başta ticari, ekonomik olmasa dahi amaçları bu sonuçlara yönelen GATT, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumların çözmeye çalıştıkları uluslararası nitelikteki ekonomik problemler ve bu kurumların kendi kuralları da aslında uluslararası ekonomik hukuk bünyesi içinde incelenmektedir. İşte tanımı ve sınıflandırılması aslında çok net olmayan ekonomik hukuk veya ekonomi hukuku, hukukun çeşitli alanlarındaki düzenlemeleriyle hukuku bir araç olarak kullanmaktadır. Burada da amaç ekonomiyi ulusal yahut uluslararası boyutta düzenlemeye çalışırken karşımıza daha az çıkan bir kavram olan hukuk ve ekonomi, yani hukukun ekonomik analizi teorisi ise bunun tersini yapmaya çalışmaktadır. Sonuç olarak bu iki alanı karşılaştığımızda iki farklı yaklaşımdan bahsetmenin mümkün olduğu sonucuna varıyoruz. Ekonomik hukuk, ekonomiyi düzenleyecek hukuk kuralları ile ilgilenirken, birazdan göreceğimiz üzere hukuk ve ekonomi teorisi
hukuk kurallarının ekonomik analiziyle ilgilenmektedir. Şimdi asıl konumuz olan hukukun ekonomik analizi teorisinin ne olduğunu incelemeye başlayabiliriz. Buraya kadar öğrendiğimiz, anladığımız tek şey varsa hukukun ekonomik analizinin ekonomik hukuktan farklı bir konu olduğudur. Hukuk düzeni genellikle ekonomi bilimine dayanan cevapları rekabet hukukunda, pazar payının tespitinde, işte bileşenlerin pazarların üzerindeki etkisinde, hatta farklı bir açıdan baktığımızda bir tazminat söz konusu olduğunda zararın hesaplanmasında kullanmaktadır. Ancak temeli daha eskileri, 1800'lü 1700'lü yıllara, liberal ekonominin filizlenmeye başladığı zamanlara dayanmış olsa da 1960'lı yıllardan sonra ile temeli atılan hukukun ekonomik analiz teorisiyle birlikte ekonomi ve hukuk arasındaki işbirliğinin bunun ötesine geçmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Birçok önemli yazar, tabii bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde atılan bir teori olduğu için Amerikan doktrinindeki yazar ve hakimler bu teorinin kurulması ve güçlendirilmesi konusunda 50'li 60'lı yıllardan sonra süregelen çalışmalar yaptılar. 70 yılından sonra da temel hedefi hukuk kurallarının etkilerinin araştırılması olan hukukun ekonomik analizi yaklaşımı iyice güçlendi ve Kara Avrupa'sında da etkileri hissedilir oldu. Şimdi hukuk ve ekonomi teorisi olarak adlandırılan, biraz somutlaştırmak için bunun ne olduğunu, bu teorinin cevabını aradığı sorular nelerdir diye bir bakarsak, ekranda da soruları görebileceksiniz. Kusurlu şoför sebep oldukları zararlardan, kusurlu şoförleri sebep oldukları zararlardan sorumlu tutan hukuki kuralların araba kazalarına etkileri nelerdir? Verilen zararlar, para cezaları, ceza hukukuyla da medeni hukukla olduğu kadar ilgilenir çünkü hukukun analizi. Cezai sonuçları da, hukuki sonuçları da bu kazaların engellenmesinde ne derece etkilidir? Ölüm cezası cinayetlerin sayısını azaltıyor mu? Azaltıyorsa ne kadar? Çevreyi kirleten şirketler için öngörülen cezaların etkisi, yerindeliği, verimliliği nedir? Görüldüğü üzere hukuk ve ekonomi teorisi makroekonomi piyasaları ile ve sermaye ile ilgilenmekteydi. Ekonomik analiz ile yapılmak istenen ise hukuki düzenlemelerin genel sosyal fayda üzerindeki etkilerini mikroekonominin araçlarını kullanarak incelemektir. Burada amaçlanan üstelik sadece tek bir grubun, yani ekonomiye etki eden hukuki kuralların incelenmesi değil, tüm hukuki yapının yerindeliğinin, verimliliğinin incelenmesidir. Hukuk ve ekonomi teorisinin nasıl çalıştığını bu alanda sıklıkça eserlerde rastlanan bir örnekle somutlaştırmak istiyorum. Bir tacir fabrikasında sürdürdüğü riskli bir ticari faaliyet neticesinde, genelde bu işte bacadan çıkan duman sonucunda havanın kirlenmesi yahut nehre bırakılan atıklar sebebiyle yaşanacak kirlilik olarak örnek gösteriyor. Belli bir miktar zarar yaratacaktır. 1 milyon TL zarar yaratacaktır. Bu atıkların nehre atılmasını engelleyecek tedbirin bedeli 300 bin liradır. Bu durumda tacir 1 milyon liralık bir zarardan kaçınmak için 300 bin TL harcamayı tercih edecektir. İşte hukukun ekonomik analizinin yaptığı temel ama birinci aşamadaki analiz bu örnekten görülen analizdir. Burada bu örnekten çıkan sonuç, hukuki ya da cezai sorumluluk kapsamında para cezalarının yahut tazminatın
kişileri toplum tarafından da tercih edilen tedbirleri almaya sevk edip etmeyeceğidir. Burada analiz yapılırken, biraz evvel verdiğimiz örnek aslında çok basit bir örnekti ve kriterleri azdı. Burada ancak dikkate alınacak tek kriter ceza ve bedeller arasındaki maddi fark değildir. Sorumluluk sigortası yapılması halinde tacir ekstra tedbirler almayı ihmal edebilir mi? Yahut sigorta şirketi bu tedbirlerin alınmasını isteyebilir mi? Ya da tam aksine bu kişinin kendisinin, ailesinin bedenen zarar görme ihtimali varsa tedbir almaya daha hevesli olmaz mı? Tüm bu kriterleri inceleyerek aslında hukuk kurallarının etkinliği incelenir. Sorumluluk sisteminde işe yarayıp yaramama meselesi derken burada dikkate alınan bir unsur daha vardır bu analiz yaparken aslında. Bu da yine Amerika'da yapılan bir inceleme sonunda ortaya çıkmıştır. Trafik kazalarında tazminat olarak alınan her bir dolar için bir başka dolarda avukat ve mahkeme masraflarını harcanmaktadır. İşte bu da yine sorumluluk sisteminin öngörülen tazminat miktarının yeterli olup olmadığı ve kişiyi o eylemi yapmaktan alıp koyup koyamayacağı yönünde dikkate alınması gereken kriterlerden biri olarak karşılarına çıkmıştır. Eğer ortaya çıkan sonuç, bütün bu ekonomik analiz sonucunda ortaya çıkan sonuç, sorumluluk sistemi içinde trafik kazalarının miktarını önemli bir ölçüde azaltmıyor ise, bu durumda artık sorumluluk sistemi toplum için pahalıya gelmektedir. Bunun sonucunda artık tazminat sisteminin ortadan kaldırılması, bazı tip kusurlu davranışlar, hukuka aykırılıklar yahut suçlar için farklı tedbirler alınmasına ilişkin önerilere kadar bunun yolu gitmektedir. Şimdi bir başka örnek daha var ama bu da sözleşme müzakereleri sırasında karşı tarafı aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin olarak verilmektedir. Bir apartman dairesinde satıcı zeminde su sızıntısı olduğunu biliyorsa bunu karşı tarafa bildirmekle yükümlü müdür? Evet, bildirmekle yükümlülüktür tabii hukuki olarak verdiğimiz ilk şeyde. Peki bir sızıntı varsa bir arazide ve alıcı bu sızıntının petrol olduğunu biliyorsa bunu karşı tarafa açıklamakla yükümlü müdür? Biz bu değerlendirmeleri yaparken, hukuki kuralların değerlendirmelerini yaparken Medeni Kanun, borçlar hukukunun temel ilkelerinden yola çıkıp borç ve yükümlülüklerin taraflar arasındaki paylaşımlarına dikkat alırız. Menfaatler dengesine bakarız. İşte ekonomik analizde buraya baktığında bu adalet yahut temel hukuk ilkeleri kapsamında bakmıyor. Bakacağı şey şudur. Ekonomik hukuk analizi bu aydınlatma yükümlülüğünün sonuçlarını dikkate alarak inceliyor. Evi satın alan kişi bu durumu bilirse ne yapacaktır? Bir, almayabilir, daha düşük bir bedel alabilir. Yahut alt kata değerli mallarını koymaz. Ona göre bir tedbir alır, kaplamayı güçlendirebilir. Ama karşı tarafa baktığımızda, petrol potansiyeli olduğunu düşünen arazideki kişi bunu karşı tarafa bildirmek yükümlüdür. Böyle bir aydınlatma yükümlülüğü vardır dersek ne olur? Petrolü alacak kişinin ödeyeceği bedel yükselir. Bu da petrol şirketlerinin yatırım yapmasına, jeolojik incelemeler, ön incelemeler yapma niyetlerini etkileyebilir, azaltabilir. Bu da toplum için istenmeyecek daha pahalı yakıtlar yakma sonucuna ulaştırabilir. İşte alıcının aydınlatma yükümlülüğü olsun mu, satıcının aydınlatma yükümlülüğü olsun mu? Biz bunu hukuki açıdan temel ilkeler çerçevesinde cevap verirken hukukun ekonomik analizi sonuçları ve topluma ne kadar masrafa yol açacağını dikkate alarak inceliyor. Burada hukukun ekonomik analizi biraz evvel dediğimiz gibi her bir yükümlülüğün, borcun, hükmün, uygulamanın sadece hukuk kurallarının değil ama hukuk kurallarının mahkemeler tarafından uygulanmasının da yerindeliğini topluma faydasına göre, ekonomik faydasına göre değerlendirmekte ve bu şekilde de
Nihat hocamızın biraz evvel atıf yaptığı üzere sınırlı kaynakların verimli kullanımını amaçlamaktadır. Çünkü ekonominin zaten varlığındaki amaç budur. Halbuki hukuk sistemi bununla çok denk düşemeyebilecek şekilde kuralların yerindeliğini adaletin terazisinde belirlemektir. Şimdi bu teorinin aslında yani hukukun ekonomik analizi teorisinin temellerinin neye dayandığını ve aslında biraz evvel örneklerde de gördüğümüz eleştirilecek yanlarının nasıl ortaya konulduğunu görelim. Şimdi elbette liberal ekonominin bir yansıması olarak ortaya çıkan hukukun ekonomik analizi teorisi Adam Smith'in etkisiyle kurucularından olarak sayılmasa da Adam Smith de aslında Wealth of Nations eserinde bu sonuca götüren çıkarımlarda bulunmuştur. Bu eserinde insanların davranışlarını neden ve sonuç ilişkisi çevresinde değerlendirmek gerektiğini ve bir insanın suç işleyip işlemediğini veya hukuka aykırı bir davranışı olup olmadığını anlamak için ekonomik davranışın rasyonel davranışını analiz etmek gerektiğini söylüyor. Yani yapılan şeyin adil olup olmadığını, hukuka aykırı olup sonuçlarının rasyonel ve nihayetinde o toplumsal faydaya zarar verecek bir şey olup olmadığını incelemek gerektiğini söylüyor. Teorik olarak aslında hukukun ekonomik analizi bu yüzden Smith'e atıf vereceğimiz bir varsayıma dayanıyor. O da homo economicus, kişi şahsi menfaatlerini sağlamak için bütün hareketlerinde bulunur. Şahsi menfaat tüm hareketlerin kaynağıdır ve bu yüzden görünmez bir el tarafından yönlendirilmektedir. Farkında olmaksızın bu görünmez el tarafından yönlendirilen homo economicus da nihayetinde kamusal refahın da artmasını sağlayacaktır. İşte bunu yaparken o homo economicus'un yaptığı işlerin hukuken de bir yaptırımının olup olmayacağını anlayabilmek için elin onu doğru yönde yani kamusal fayda yönünde itip etmediğine bakmak lazım. Bu doğrultuda tüketicilerin ve suçluların kendi çıkarlarını aslında en üst düzeyde maksimize etmeye çalıştıkları varsayılır. Ancak toplumun genel refahında bir artışı sağlayabilmek için herhangi bir hukuki düzenleme sonucu bu düzenlemeden fayda edenlerin toplam faydalarından daha ötede daha yüksek bir noktada olması gerekir. Bu sebeple hukuki bir düzenlemenin etki edebilmesi için yani biraz evvel verdiğimiz örnekte olduğu gibi suçlar için verilecek cezaları belirlenirken yahut hukuka aykırılıklarda tazminat miktarı belirlerken bu belirlenecek yaptırımların toplum yararında genel bir artış sağlaması gerekir ki bu analiz teorisine göre de bu artışın olup olmadığı ancak mikroekonominin araçlarıyla hesaplar yapılarak tespit edilebilir. Ekonomi nasıl sınırlı kaynakların etkin dağılımı ile ilgileniyorsa, hukukun ekonomik teorisi de buna paralel olarak hukukun kaynakların israfını engelleyerek etkinliğini nasıl arttıracağını ilgilenmektedir. Elbette bu teori örnekte açık olarak gördüğümüz üzere biz hukukçular için, özellikle Kara Avrupası hukukçuları için oldukça eleştirilere açık bir teori olarak karşımıza çıkmıştı. Öncelikle ekonominin hukuki yapının tamamını kapsamaktadır bu analiz ve hukukun bağımsızlığı zedelenmektedir. Yargısal denetim işlevsiz kalacaktır ve yapılacak analizlerdeki verilerde değişiklikler olacağı için sürekli olarak ekonomik kriterleri kullanacağımız için bir yeknesaklık olmayacaktır. Yeknesaklık olmadığın yerde zaten adaletten söz etmek mümkün olmayacaktır. Yine ekonominin temelinde de ilk eleştirilen kavramlardan bir varsayımlardan biri olarak burada da homo economicus'un varlığı eleştirilmektedir. Çok soyutlaştırıcı ve basitleştirici doğru sonuçlara ulaştıramayacaktır bize diye. Ama nihayetinde aslında bu teorindeki temel açık
hukuki amaçları, adaleti, etik kuralları, temel olarak bizim hukuktan anladığımız her şeyi aslında bir değerlendirme ölçütü olarak görmemektedir. Bu kaynakları etkin olarak paylaşımını sağlarken adalet bir kriter olarak karşımıza çıkmamaktadır. İşte bu hukukun yapısına, varlığına ters düşmektedir. Bu yüzden etkinlik hesabı yapılırken adalet yerini faydaya bırakacak ve varılacak sonuçlar da aynı olmayabilecektir. Bunun sonucunda da bu çok sert liberal görüş düşüncesi çerçevesinde sosyal faydanın, etkinliğin, verimli kaynak dağılımının sağlanabilmesi için aslında adalet feda edilebilecektir. Bu temel hakkının, toparlıyorum şimdi, bu temel eleştirinin haklı olduğu şüphesizdir. Verilen örneklerde de çok net olarak anlaşılmakta. Ancak bu bahsettiğimiz eleştiriler, eksiklikler tabii ki ekonomik analizin teori olarak, kuram olarak faydasız olduğunu, sonucuna da bizi götürmemelidir. Hukukun bağımsızlığı ve adalet hedefi zedelenmeden de bu analiz, hukukun ekonomik analizi teorisinin, kuramının, hukuki düzenlemelerin etkinliğinde bir araç olarak kullanılması mümkündür. Burada aslında daha ziyade Alman hukukçulardan gelen önerilerim de doğrultusunda yapılacak tek şey, hukukun temel ilkeleri ile etkinlik amacının çelişmesi halinde hukukun tercih edilmesi gerektiğinin kabul edilmesidir. Teşekkür ediyorum hocam. Peki. Sayın konuşmacı hocamıza biz de teşekkür ediyoruz. Ekonomi ve hukuk sempozyumunda hukukun ekonomik analizi teorisinin anlatılmaması büyük eksiklik olurdu. Bu yönden de kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. İlgilendiği bir konuysa ilerleyen tarihlerde de bu konuda daha ayrıntılı bilgi sahibi olabileceğimiz sempozyumlarda kendisini görmek isteriz. Efendim, tebliğlerimiz tamamlandı. Soru ve yorum gelmedi herhalde. Son bir söz verelim. Sayın Akif hocamız, var mı son olarak söylemek istedikleriniz? Hocam yok, zaten yeni bu ikinci sempozyum oturumu da başlayacak yani. İşte başlamak üzere, size devredeceğim ama bir tur yapayım diye. Evet. Sayın Bulut, sizin var mı? Teşekkür ederim hocam. Evet. Sayın Ayşegül Hanım, sizlerin var mı? Evet. Olmadığı görüldü. Ben birinci oturumu tamamlıyorum. Efendim, ikinci oturum başkanlığını Sayın Profesör Doktor Mehmet Akif Aydın hocamıza bırakıyorum. Efendim, kendisi tebliğ sahipleriyle beraber bize sempozyumun son oturumunu yürütecekler. Herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hocam biz teşekkür ederiz. Zannediyorum hiç ara vermeden devam edeceğiz, değil mi? Öyle dendi, evet. Öyle, evet. Şimdi o zaman bu oturumda da 4 tebliğimiz var. 1,5 saat olduğuna göre 20 dakika civarında, 20-25 dakikayı geçmeyen bir sunum söz konusu. İlk olarak Sayın Ayşe Nuhoğlu Hoca'ya ben vermek istiyorum. Dekanımız Ayşe Hoca, ekonominin ceza hukuku vasıtasıyla korunması konusunda bir sunum yapacak. Buyurun Sayın Nuhoğlu. Sayın Dekanım, hocam çok teşekkür ederim. Hocamın da belirttiği gibi ben ekonomi ceza hukuku vasıtasıyla ne kadar korunur, korunmalı mıdır, bu hususlara değineceğim. Şimdi açılış konuşmamda da belirttiğim gibi insan ilişkilerinin olduğu yerde mutlaka yasal bir düzenleme, hukuki bir düzenleme gerekiyor. Hukuki düzenlemeler içerisinde de en caydırıcı yaptırımlar, en etkili yaptırımlar ceza hukukunda var. O yüzden eğer yapılan işlemler belli hak ve menfaatlere, kişisel hak ve menfaatlere ağır zararlar veriyorsa ceza hukukunun burada müdahale etmesi adeta zorunlu oluyor.
Şimdi ceza hukuku bu ekonomiye müdahale ederken aslında bir yandan devlet kendi menfaatlerini koruyor, mali düzeni, ekonomik düzeni koruyor ama öte yandan da kişileri koruyor. Mesela sermaye piyasası kanununda düzenlenen suçlar, manipülasyon suçuna baktığımız zaman bu suçun düzenlenmesi ile bir yandan menkul kıymetler borsası, dolayısıyla ekonomik düzen, milli ekonomi korunuyor. Ama öte yandan da burada yatırımı olan küçük yatırımcı, manipülasyon yapmayan yatırımcının da korunduğunu görüyoruz. Ancak ceza hukuku devreye girip ekonomi alanında suçlar yaratması halinde biraz daha dikkatli olmak gerekir. Çünkü ceza hukuku düzenlemeleri kişilerin haklarına ağır müdahaleler oluşturabiliyor. O yüzden ekonomik faaliyette bulunmayı da caydırıcı bir nitelik halini almaması lazım ceza hukuku düzenlemelerinin. O bakımdan arada bir denge olmalıdır. Mesela ekonomik faaliyette bulunan birinin gerçekleştirdiği bir ekonomik faaliyet sebebiyle mal varlığına el koyma, mal varlığının müsaade edilmesi çok kolay bir şekilde gerçekleşirse ya da keyfi olarak gerçekleşirse o zaman insanlar tabii ki ekonomik faaliyette bulunmaktan kaçınacaklardır. Bu bakımdan yapılan düzenlemeler hukuk kuralları ekonomiyi doğrudan etkileyip ekonominin seyrini değiştirebilirler. Tabii ki meydana gelen yeni ekonomik gelişmelerde hukuk kurallarının, yeni kuralların yapılması ihtiyacını ortaya çıkarabilir. Bu bakımdan gerek özel hukukta gerek kamu hukukunda yasal düzenlemeler yapılırken ekonominin gidişatının göz ardı edilmemesi, ekonomik gelişmelerin göz önünde bulundurulması gerekecektir. Şimdi serbest piyasa ekonomisini benimsemiş bir devlette bile piyasaya hiçbir müdahalede bulunmadan ekonominin gidişatına sadece seyirci kalmakla yetinilebilir mi? Tabii ki sadece seyirci kalmakla yetinilemez. Böyle bir ekonomi politikanın yürüyebilmesi için mutlaka bir hukuki düzene ihtiyaç vardır. İşte bu düzen hukuk kuralları tarafından, gene gerek kamu gerekse ceza hukukuna ilişkin kurallar tarafından şekillenecektir. Burada işte hukukla ekonominin iç içe girmiş olduğu, biri olmazsa diğerinin yürüyemeyeceği anlamı çıkmaktadır. Hukukun ekonomideki rolüne baktığımız zaman piyasanın düzenli işleyip gelişmesini sağlayacak çerçeveyi belirlemek. Bu çerçeve ceza hukuku ve diğer hukuk dalları vasıtasıyla belirlenecek. Ancak ekonomik yaşamı düzenleyen hukuk kurallarının ekonominin gerçeklerine uygun hazırlanması da bu gerçeğin bir sonucudur. Yapılan düzenlemelerde, özellikle ceza hukukuna ilişkin olarak yapılan düzenlemelerde neyin amaçlandığı, neye ulaşılabileceği ve bu düzenlemelerin maliyetlerinin de ne olacağı belirlenmeli, düşünülmeli ve ona göre düzenleme yapılmalıdır. Hukuk kuralları ile ekonomi etkilenebilir, şekillenebilir dedim. Örneğin hukuk yaratılan kurallar ile insanların piyasa tercihlerine etkide bulunabilir. Bazı malların alım satımı kolaylaştırabilir, bazısı zorlaştırılabilir. Yine vergi uygulamaları insanların alışveriş tercihlerini ciddi oranda etkileyebilmektedir. Yüksek vergiler alımı düşürürken düşük vergiler daha fazla alım yapılmasına sağlayabilmektedir. Ülkeler arası getirilen vergiler o ülkenin ekonomisini etkilemektedir. Mesela bir ülkeye karşı getirilen yüksek orandaki vergi o ülkenin malının satılamaması dolayısıyla doğrudan ülkenin milli ekonomisine etkili olabilmektedir. Şimdi kriminoloji ve ekonomi politikası bakımından tartışılan bir konu vardır. Piyasa ekonomisini düzenleyen kuralların istisnalarının kabul edilmesi suretiyle suç yaratılabilir mi? Örneğin belli mal ve hizmetlerde bu belli mal ve hizmetlerin fiyatlarının resmi kuruluşlar tarafından belirlenmesi ekonomik alanda suç işlenmesine yol açar mı? Şimdi bu hususu destekleyen, yol açacağını destekleyen bazı hususların olduğu, örneğin bazı mal ve hizmetlerin fiyatının devlet tarafından benimsenmesinin suçun işlenmesini tetiklediği ileri sürülmüştür. Fiyatların bu şekilde belirlenmesi
şirketler tarafından masrafların mümkün olduğunca fazla gösterilmesine, iskantoların fiyata yansıtılmamasına neden olduğu belirtilmektedir. Ayrıca fiyatların devlet tarafından belirlenen ürünlerin sahtesinin üretilmesi ve bunların kaçak yollarla el altından piyasaya sürülmesiyle de suç işlendiği belirtilmektedir. Tabii ki bu suretle kaçak yollarla ürünler piyasaya sürüldüğünde bunun insanlara maddi veya fiziki sağlığı yönünden zararlar vereceği de açıktır. Şimdi ceza hukukunun son çare olma ultima ratio ilkesi vardır. Ceza hukukunun son çare olma ilkesi ekonomi hukuku bakımından da kaçınılmaz bir ilkedir, uygulanması gerekir. Bu ilkeye göre bir fiilin ekonomik suç haline getirilip cezai yaptırıma bağlanması, o fiilin suç haline getirilmemesi durumunda ortaya çıkacak zarardan daha az bir zarar ortaya çıkarıyorsa kabul edilmelidir. Aksi halde ceza hukuku dışındaki hukuk alanları ile ve bu alanlardaki yaptırımlarla bu hukuka aykırılıkla mücadele edilmelidir. Şimdi ceza hukuku son çare. Başka türlü o hukuka aykırılık ortadan kaldırılamıyorsa ceza hukuku müdahale ediyor. Ama ceza hukuku kısmına gelene kadar önce kabahatler hukuku, idari yaptırımlar ve de idari para cezaları uygulanarak suçun işlenmesinin önlenmeye çalışılmalıdır. Aslında liberal bir ekonomik sistemin kabul edildiği devletlerde neden ekonomi ceza hukukuna ihtiyaç duyulduğu düşünüldüğünde ise burada iki husus ileri sürülüyor. İki yönden ihtiyaç vardır deniliyor. Birisi rekabetin sağlanması, ikincisi de yolsuzluklarla mücadele edilebilmesi. Ülkelere baktığımızda finans krizlerinin önemli sebeplerinden birinin yeterli olmayan yaptırımlar sebebiyle ortaya çıkan yolsuzluklar olduğu belirtilmekte. Özellikle hukuktaki boşluklardan yararlanmak suretiyle büyük şirketlerin içinin değişik şekillerde boşaltılması, ekonomik yaşama ceza hukukunun müdahalesinin neden zorunlu olduğunu ortaya koyabilmekte. Şimdi bir bu yolsuzluklar, bir de rekabet alanında ceza hukuku müdahale edilmelidir dedik. Rekabet alanında baktığımızda rekabet suçları sadece rekabete dayalı bir piyasa ekonomisinde varlık kazanacaktır. Nasıl ki borsa suçları, eğer borsa varsa, borsa kurulduktan sonra işlenebilen suçlar ise, piyasa ekonomisinin düzen içinde gelişimini sürdürmesi için kaçınılmaz olan müesseseler arasında rekabetin korunması da vardır. Serbest piyasa ekonomisinin en yüksek toplumsal refah seviyesini sağlayacak kaynak dağılımına yol açması için rekabetçi bir şekilde işliyor olması gerekir. Serbest piyasa mekanizmasının doğal işleyişi ise rekabet süresini zayıflatacak veya eksik rekabet ortamı doğuracak biçimde işleyebilmekte olabilmektedir. Etkin bir rekabet piyasasının kendiliğinden oluşan doğal bir düzen olmadığı, tam tersine insanlar tarafından oluşturulması ve geliştirilmesi gereken bir sosyal düzen olduğu genellikle kabul edilmektedir. Bu durumda hukuk eliyle ve uygun yasal düzenlemelerle söz konusu rekabet sürecinin korunması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Devlet koyduğu kurallarla piyasa ekonomisinin daha verimli işlemesine, dolayısıyla toplumsal refahın artırılması ve eşit paylaşılması için rekabeti teşvik etmekte ve pazara giriş engellerini ortadan kaldırmakla beraber tekelci davranışlar ve anlaşmalara karşı da mücadele etmekte ve bir yandan da işletmelerin rekabet edebilmeleri ve fiyatın rekabet sonunda oluşmasını temine çalışırken, diğer yandan da pazar gücüne sahip teşebbüslerin piyasada hakimiyet kurmasına izin vermemeye, mal ve hizmet dağıtımında eşitsizlik yaratmaları olasılığını ortadan kaldırmaya, tam rekabet koşullarını bozan davranışları engellemeye çalışmaktadır. Yine tüketicinin korunmasına yönelik endişeler nedenlerde
devletin önemli ölçüde piyasaya müdahale edebilmesini gerektirmektedir. Fiyatların marjinal maliyetlere yaklaşması, kalitenin ve satış sonrası hizmetlerin artmasının nihai etkileri, nihai ekonomik etkileri tabii ki, tüketiciler bakımından da sonuçlar doğurabilmektedir. Kendi haline bırakıldığında piyasadaki gelişmelerin tüketicilerin aleyhine olacağı düşüncesi regülasyonun temel nedenini oluşturmaktadır. Esasen tüketicilere yönelik tüm tedbirler aynı zamanda ekonominin canlı tutulmasına da hizmet edeceği için tüketici politikaları da dahil bütün düzenlemeler asıl amaç olan ekonominin gelişmesi amacına hizmet edecektir. Çağdaş hukuk düzenlerinde piyasadaki malların nitelik ve kaliteleri ile fiyatları hakkındaki bilgilerin tüketicilere yansıtılması yasal düzenlemelerle sağlanmış bulunmaktadır. Yine tüketicilerin tecrübesizliklerinden veya acemiliklerinden, bilgi eksikliklerinden yararlanarak menfaat elde edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla da tüketiciyi koruyucu tedbirler alınması ve bunların ceza hukuku yaptırımlarıyla desteklenmesi gerekmektedir. Şimdi tüm bu hususlar devletin ekonomiye ilişkin hukuk kuralları, ceza hukuku kuralları yaratmasının haklı olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Ancak bu kurallar yaratılırken kurallara uymamanın yaptırımı ne olmalıdır? Ceza hukuku bakımından en çok tartışılan sorunlardan biri de bu. Yani ekonomik suça ekonomik ceza anlayışından mı yola çıkılmalıdır? Şimdi 1992 yılında Nobel Ekonomi Ödülü alan Becker ekonomik suça ekonomik ceza görüşünü savunmuştur. Ve Becker şöyle diyor, suç işleyen fail de bir homo economicus olup suçtan elde ettiği faydayı en üst düzeye taşımak isteyen ve de mantıklı davranan bir kişidir. Bu teoriye göre eğer bir kişinin suç işleyerek elde edeceği fayda yasal faaliyetler yaparak elde edeceği faydadan fazla ise bu kişi suç işler. Bu nedenle devlet ceza kanunu yaparak ve suçları kovuşturarak suç işlenmesini fail açısından mümkün olduğunca pahalı bir hale getirmek zorundadır. Şimdi Becker, Nobel ödülü sahibi, Becker şunu savunuyor. Ceza kovuşturması ile yaptırım uygulamanın ekonomik açıdan en optimal karışımı ileride suç işleyecek olan faillerin göze aldıkları risk ile bağlantılıdır. Fail daha az bir riski göze almışsa, yani fail yakalandığımda suçtan elde ettiğim menfaatten daha az bir kaybım olur. İşte Becker diyor ki eğer fail bu şekilde daha az bir riski göze almışsa bu takdirde mücadele edebilmek için yaptırımın ağırlaştırılması gerekir. Fail daha yüksek riski göze almaya hazır olduğu anlaşılıyor ise burada da ceza kovuşturmasının daha etkin, yoğun ve hızlı bir şekilde yapılması gerekir. Şimdi Almanca konuşulan ülkelerde yapılan kriminolojik araştırmalarda faili korkutmaya dayanan bu teorinin geçerli olduğu ortaya konmuştur, geçerli olduğu belirtilmiştir. Yani dolayısıyla bu teoride ekonomik suça ekonomik ceza verilmeli. Fail hiçbir zaman ekonomik suçtan bir kazanç elde etmeyi düşünmemeli. Fail yakalandığı takdirde o suçtan elde ettiği kazançtan çok daha fazla bir ekonomik kayba uğrayacağını bilmelidir. Tabii ki bunun da çok seri bir şekilde yargılamanın hızlı, etkin bir şekilde yapılması gerekir şeklinde Becker'in düşüncesini özetleyebilirim. Fakat 1992 yılındaki savunulan bu görüş bugün artık çok fazla taraftar bulmamakta. Çünkü Becker görüşünü savunurken şunu da diyor. Hani ekonomik suçların ortaya çıkarılması pahalı da. Mesela bir borsada işlenen suçun ortaya çıkarılabilmesi için şimdi bilemiyorum ama belki de on binlerce sayfa o borsadaki hisse senetlerinin hareketlerinin incelenmesi gerekiyor. Bunu incelemek çok uzun zaman alabilir, çok verimli bir inceleme yapılamayabilir. Belki 1992 yıllarını düşündüğümüz zaman. Ama bugün yapay zeka
artık bu tür olaylarda da kullanılıyor. Bu tür olayların delillendirilmesinde de kullanılıyor. Dolayısıyla suçların ortaya çıkarılması da çok daha rahat. Ha, burada yapay zekanın kullanılması, hani temel haklar bakımından hukuka aykırılık, delillerin hukuka aykırılığı, doktrini bakımından tartışılıyor. Ama şu aşamada yapay zeka kullanılarak bu suçlara ilişkin deliller çok daha ucuz bir şekilde, çok daha rahat ele geçirilebiliyor. Yine dediğim gibi 92 yılından bu yana artık ekonomik suça, ekonomik cezanın bu suçlar bakımından caydırıcı olmadığı, özgürlüğü bağlayıcı cezanın verilmesi gerektiği anlayışı biraz daha önem kazanıyor. Bir de tabii ki bir suç karşılığında para cezası veya hürriyeti bağlayıcı ceza karşılığı bu suçun nedir diye düşünülürken, o suçla korunan hukuki yarar, cezalandırmaya değer olması o davranışın, tüm bunların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Ekonomik suçluluğa değinirken tabii ki beyaz yaka suçlarından söz etmemek olmaz. Özellikle öğrencilerimiz açısından. Şimdi beyaz yaka suçluluğu şu Terlant'ın tanımıyla güçlülerin suçluluğu. Suçun yüksek sosyal itibara sahip saygın bir kişi tarafından işlendiği ve mesleği çerçevesinde işlendiği, bu saygın kişinin kendisine duyulan güveni ihlal etmesi sonucu işlendiği suçlara beyaz yaka suçları diyoruz. Burada şunu da şimdi aklıma geldi söyleyeceğim. Avrupa Birliği artık mevzuatına bir beyaz yakalılar vardı, mavi yakalılar, işçiler. Şimdi metal yakalılar diye bir kavram sokmaya çalışıyor. Metal yakalılar dediği de robotlar. Dolayısıyla şimdi beyaz yaka suçluluğu diyoruz ama belki bir 10 yıl sonra metal yaka suçluluğundan da söz edebileceğiz. Bunu da parantez içinde belirttikten sonra. Şimdi beyaz yaka suçluları yüksek sosyal statüye sahip kişilerin mesleklerini kötüye kullanarak, bu statülerini kötüye kullanarak işledikleri suçlar. Beyaz yaka suçlarının fakat ülke ekonomisine çok önemli zararlar verdikleri, adeta ülke ekonomisinin sarsılmasına yol açtıkları da ifade ediliyor. Beyaz yaka suçlarının maliyeti devlet açısından düşünüldüğünde diğer suçların maliyetinden çok daha fazla olduğu görülecektir. Bu suçları önlemek için bir takım yasal çareler düşünülmüştür. Mesela bugün bankacılık mevzuatında ve mevzuatın diğer bazı yerlerinde gördüğümüz suçu bildirim yükümlülüğü ya da şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü, beyaz yaka suçluluğunu önlemek amacıyla düşünülmüş çarelerdir. Yine beyaz yaka suçluluğu uzmanca o mesleki kariyerin kötüye kullanılması suretiyle işlendiği için beyaz yaka suçluluğuyla mücadelede bu konuda uzmanlaşmış savcı ve polislerin kullanılması gerektiği de yine yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Beyaz yaka suçluluğuyla mücadelede makamlar arasında, merciler arasında bilgi akışının sağlanması gerektiği ve hatta sınır aşan bir şekilde işlenen beyaz yaka suçlarında ülkeler arasında adli işbirliğinin yapılması, delillerin değiş tokuş edilebilmesine ilişkin düzenlemeler yapılması gerektiği belirtiliyor. Tabii ki tüm bu hususlar bu suçlarla etkin bir şekilde mücadele edebilmek için. Ekonomi alanında işlenen suçlar giderek daha uluslararası bir nitelik kazandığını görüyoruz. Bu sonuç günümüzde ekonomik ilişkilerin globalleşmesinin bir sonucu ise de daha önceleri 20. yüzyılın ikinci yarısında devletlerin ekonomik alanda işbirliği yapmak üzere birleşerek devlet toplulukları kurmaları ile de ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Avrupa Birliği'ne üye devletler arasında işlenen suçlar ile Avrupa Birliği'ne üye olmayan devletler arasında ekonomik ilişkiler esnasında işlenen suçlar farklılaştırılmıştır. Ve Avrupa Birliği'ndeki bu ayrımın, üye devlet, üye olmayan devlet işlenen suçlar, bu ayrımın Avrupa Birliği'ne yönelik olarak yeni suç tipleri doğurduğu da ifade edilmektedir. İşte Avrupa Birliği üyesi olmayan bir devletten alınan üründeki ithalatı,
birliğe üye olan devletten alınan üründeki ithalat, buradaki vergiler, sonra bu ürünün başka bir ülkeye ihraç edilmesindeki vergiler, tüm bunların vergi kaçakçılığı suçlarını doğurduğu, devlet desteği almak amacıyla dolandırıcılık gibi bir takım suçlar işlenmesine sebep olduğu da Alman literatüründe belirtiliyor. Şimdi ekonomi alanında işlenen suçların bu şekilde uluslararası nitelik kazanması, bu alanda uluslararası tedbirler alınmasına da yol açmıştır. Örneğin ticari şirketlerde bilanço sahteciliklerini önlemek üzere uluslararası alanda karşılaştırma ve mukayese yapma olanağı sağlayan Yeknesak ticari defter tutma yükümlülüğü ihdas etme yolunda Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir takım girişimlerde bulunulmuştur. Avrupa Birliği tabii ki çıkardığı yönergelerle, kararnamelerle bunları uygulamaya sokmayı hedeflemektedir. Dünyanın birçok yerinde çok uluslu şirketler ve bu şirketlerin yavru şirketleri ekonomik faaliyet göstermekte ve ekonomi alanındaki suçları ve ekonomi alanındaki suçluluğunda bu şekilde uluslararası bir nitelik kazanmasına yol açmaktadır. Birleşmiş Milletler, OECD ve diğer uluslararası kuruluşlar gönüllü olarak uygulanması gereken ve bu uluslararası ekonomik suçluluğu önleyecek bir takım davranış kuralları hazırlayarak adeta yumuşak bir ticaret hukuku yaratmaya çalışmışlardır. Compliance programları denilen programlar, her bir şirket kendi iç işleyişinde bu compliance programlarına uyacak ama bunlar ihtiyari olduğu için şirketler bu programlara uymayıp gene suç işledikleri görülmüştür. Ve tabii ki son olarak değineceğim husus, ekonomik suçluluk, ekonomik suçlardan elde edilen menfaatler, özellikle uluslararası sınır aşan bir şekilde işlenen ekonomik suçlardan elde edilen menfaatlerin, kara para aklama suretiyle elde edilen menfaatlerin terör örgütlerine verilmesi ve bu menfaatlerin terör örgütlerinin finansmanında kullanılması. Şimdi Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Genel Konseyi ve OECD bunu önlemek amacıyla devletlere bir takım yükümlülükler getiriyor. Yani kara para aklayıp terörü finanse etmek ya da diğer suçları işleyerek terörü finanse etmek. Bunun için bir takım yükümlülükler getiriyor. Şu an hani sosyal medyada da tartışıldığını görüyoruz. Meclisin gündeminde olan kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun tasarısı, aslında Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nin önerdiği, getirdiği yükümlülüklerden birinin gereğinin yerine getirilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu tasarıda, meclisin gündemindeki bu tasarıda adli ve idari suçlar ihdas edildiği gibi terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla mal varlığının dondurulması tedbiri de yeniden düzenlenmektedir. Zaten hukukumuzda var olan bir tedbir fakat yeniden düzenleniyor. Şimdi bu tasarıda mesela şöyle bir hüküm var. Anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin devrinin yalnızca zilyetliğinin devredilmesi suretiyle aktarılması durumu, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlar açısından önemli bir risk faktörü oluşturduğundan burada bildirim yükümlülüğü getirilmiş. Şimdi buraya baktığımız zaman burada anonim şirkette hamiline yazılı pay devrediyor. Fakat bunu bildirim yükümlülüğü getiriyor. Ticari hayata bir müdahale olduğunu görüyoruz. Ama Birleşmiş Milletler Genel Konseyi burada bu tür faaliyetlerin terörizmin finansmanı açısından ve de kara paranın aklanmasını açısından risk faktörü oluşturduğunu, bu nedenle mutlaka bildirim yükümlülüğü getirilmesi gerektiğini kabul ediyor. Şimdi gündemdeki bu tasarı ile ticari hayata da müdahale edilmekte, kısıtlamalar getirilmekte. Mesela belli ülkelerle mal alışverişi, belli kuruluşların Türkiye'de belli ticari faaliyetlerde bulunması yasaklanmakta. Ancak burada şuna dikkat etmek gerekir.
Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarında ve bu kararlara ekli listelerde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonların Türkiye'de temsilcilik açması, faaliyette bulunması, bu faaliyetleri gerçek veya tüzel kişiler aracılığıyla yürütülmesi, banka şubeleri açması vesaire gibi faaliyetleri yasaklanıyor. Ama dikkat edilirse yani herhangi bir kişinin, herhangi bir bankanın Türkiye'deki faaliyeti yasaklanmıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında ve ekli listede belirtilenlerin. Yine Birleşmiş Güvenlik Konseyi kararlarına konu ülkelere belli malların ithal edilmesi, bu ülkelerden ihraçta bulunulması yasaklanıyor. Ve burada o Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında belirtilen kişi ve kuruluşlara olarak, kişi ve kuruluşlara ilişkin olarak ticari hayata müdahale edildiğini görüyoruz. Sözlerimi toparlıyorum. Sonuç olarak milli ekonominin, kişilerin ekonomik faaliyetlerinin korunabilmesi için ceza hukukunun ekonomiye müdahale etmesi gereği kaçınılmazdır. Ancak bu müdahalede bulunulurken ceza hukukunun son çare olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Öte yandan ceza ve özellikle ceza muhakemesi hukukundaki koruma tedbirleri uygulanırken hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik koşullarına mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Söz sizde hocam. Ben de Ayşe Nuhoğlu hocaya teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bilgiler verdi. Şimdi yine bir ceza hukukçu hocamız ekonomik çıkar amacıyla işlenen suçlar konusunda bize bilgi verecek. Mahmut Koca, Profesör Doktor Mahmut Koca hocam, buyurun. Mahmut Koca, Ayşe Nuhoğlu, sabahki oturumda Nihat Hoca, bu sene fakültemize kazandırdığımız değerli hocalarımızdan, üniversite veya fakülte çapında ilk defa galiba milli oluyorlar bu konuşmalarda. Mahmut Bey buyurun. Yalnız 20 dakika içerisinde toparlayabilirseniz memnun olurum. İki tane daha hocamız var. Onlardan da bilgi alacağız. Söz sizin. Peki Sayın Hocam, çok teşekkür ediyorum. Hem sizlere hem bizi dinleyen izleyicilerimizi teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum. biraz önce de bahsedildiği gibi ekonomik düzenin mutlaka hukuk kurallarıyla bir güvenliğe kavuşturulması gerekiyor. Hukuki güvenliğin sağlanamadığı bir ülkede ekonomik yatırımların yapılması da zora girmekte. Bu yüzden yatırımcılar, sermaye sahipleri, ülkedeki hukuk kurallarının belirliliğine, öngörülebilirliğine, bir olumsuzlukla karşılaştıklarında başlarına neyin geleceğine, neyin gelmeyeceğine güven duyarak hareket etmektedirler. Bu konudaki özellikle uygulamada ortaya çıkan bir takım olumsuzluklar yatırım yapılmasına yönelik girişimleri akamete uğratabilmektedir. Şuradan başlayalım. Tabii bir hukuk toplumunda Sayın Hocam, kişilerin gerek mal varlığını elde etmelerinde, gerekse elde ettikleri mal varlığı değerleri üzerinde tasarrufta bulunmalarında meşru yolları ve yöntemleri kullanmaları gerekiyor. Yani bir hukuk toplumunda hiç kimse bir mal varlığını elde ederken gayrimeşru yolları kullanamaz. Meşru olarak sahip olduğu bir mal varlığı üzerinde tasarrufta bulunurken gene hukuka aykırı yol ve yöntemleri tercih edemez. Bu kişiler bakımından normatif olarak bir yükümlülüktür. Tabii bu yükümlülüğün gerek mal varlığının elde edilmesinde kullanılan yöntemler, gerekse meşru olarak sahip olunan mal varlığının harcanmasında kullanılan yol ve yöntemlerin bir haksızlık teşkil etmesi durumunda, bu haksızlığın ağırlığına göre ceza hukuku devreye girerek bu tür fiilleri suç olarak düzenlemekte ve bir takım yaptırımlar bağlamaktadır. Mesela Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen bu alandaki ekonomik çıkar amacıyla işlenen suçlara baktığımızda en başta hırsızlık gibi, gasp gibi, dolandırıcılık gibi, güveni kötüye kullanma, iflas suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kumar oynatmak için yer ve imkan sağlama, fuhuş icrasına imkan sağlama,
hatta tefecilik, uyuşturucu madde imal ve ticareti gibi çok sayıda suçun işlenmesinde ekonomik motivasyonların, kişilerin hukuka aykırı yollarla başkalarının mal varlığında bulunan, başkalarının mülkiyetinde bulunan ekonomik değerleri kendi mal varlığına geçirmek için bu tür yolları, yöntemleri denedikleri, işledikleri ve bunların da ceza kanunlarında suç olarak tanımlandığını görüyoruz. Gene sadece ceza kanununda değil, diğer birçok kanunda da gene kişilerin ekonomik mal sahip oldukları mal varlığı değerlerinin hukuka aykırı yol ve yöntemlerle el değiştirmesini önlemeye yönelik birçok suç tanımının yer aldığını görüyoruz. Özellikle bankacılık kanununda düzenlenen suçlara, sermaye piyasası kanununda düzenlenen suçlara, gene kaçakçılık kanununda düzenlenen suçlara, vergi kanununda düzenlenen suçlara bu bağlamda dikkat çekmek gerekir. Tabii bunun dışında birçok gene özel kanunda ekonomik alana ilişkin suç tanımlarının yer aldığını görüyoruz. Mesela spor müsabakalarında müşterek bahis oynatılmasına ilişkin fiillerin gerek ülkemizde gerekse yurt dışında oynatılan fiillere imkan sağlanmasına yönelik gene davranışların suç olarak düzenlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla ülkemiz hukuk sisteminde gerçekten kişilerin başkalarının mal varlığında bulunan ekonomik değerlerin hukuka aykırı yollarla bir başkasının eline geçilmesini önlemeye yönelik suç tanımlarına yer verilmektedir. Şimdi tabii bu suçların ekonomik çıkar amacıyla işlenen suçların hakikaten hukuk toplumunun geleceği açısından diğer suçlara nazaran daha fazla tehlikeli olduğunu belirtmek gerekir. Zira bu suçları işleyen kişilerin gerek toplumda sahip oldukları statüler, gerek bu suçun işlenmesinde gene toplumun güven duyduğu bir takım özel hukuk kurumlarının hatta devlet kamu kurumlarının araç olarak kullanılması bu suçların toplum barışı için çok daha tehlikeli kılmaktadır. Gene özellikle biraz önce bahsedildiği gibi kriminoloji literatüründe beyaz yakalıların yani hali vakti yerinde olan zengin sınıfının mal varlıklarını daha da arttırmak amacıyla işlemiş oldukları suçlar, ihale yolsuzlukları, bu suçların kazanç edinme yanında özellikle toplumda bir takım siyasal etkinlik sağlamak amacıyla da işlenmeleri gene toplumdaki siyaset kurumuna özellikle kamu otoritesini kullanan kişilere güveni önemli derecede de azaltmaktadır. Gene bu suçların yani ekonomik kazanç amacıyla işlenen suçların örgütlü suçluluk çerçevesinde gerçekleştirilmesi, yani bu suçların başarıyla gerçekleştirilmesi amacıyla örgütlerin kurulması ve bu örgütlerin ekonomik düzene hakim olmaları, özellikle suçtan elde edilen gelirin ekonomiye sokulması, meşru yollarla ekonomik düzene girip kazanç sağlamak isteyen kişilerin de bunlarla mücadele edememesine, rekabet edememesine yol açmakta ve bu meşru yollarla kazanç elde ederek ekonomik yatırım yapan kişilerin piyasadan çekilmesine ve piyasaya adeta tırnak içinde kara paranın hakim olmasına yol açmaktadır. Bu itibarla ekonomik çıkar amacıyla işlenen suçlar hakikaten bunların önlenmesi, bunlarla mücadele, toplumdaki bu dejenerasyonu, bu ahlaki yozlaşmayı, siyasi yozlaşmayı, kamu barışını tehdit etmesi bakımından büyük bir önem taşıyor. Şimdi acaba Türk Ceza Kanunu gerçekten bu ekonomik çıkar amacıyla işlenen suçlara öngördüğü yaptırım sistemi de nasıl esaslardan hareket etmiş ve bu suçların önlenmesi için ne tür bir yaptırım sistemi öngörmüş? Daha çok bunun üzerinde biraz durmak istiyorum Sayın Hocam. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nun yaptırım sistemine baktığımızda iki temel prensipten hareket edildiğini görüyoruz. Bunlardan birincisi, suç işlemek bir kazanç kaynağı olarak görülemeyecektir. Bu temel prensiplerden birisidir. İkincisi de, suçtan elde edilen gelir kişinin yanına kar olarak bırakılmayacaktır. Türk Ceza Kanunu'nun yaptırım sisteminde bu iki temel prensip dikkate alınmıştır. Yani dolayısıyla suç işlemeyi kazanç kapısı haline getirmemek, bunu önleyecek tedbirleri yaptırım sistemini öngörmek, suçtan elde edilen kazancın, suçtan elde edilen gelirin kişinin yanında bırakılmamasını
sağlayacak tedbirlere başvurmak gerekiyor. Şimdi Türk Ceza Kanunu bu iki temel prensibi hayata geçirmek için özellikle biraz önce bahsettiğim ekonomik kazanç amacıyla işlenen suçlarda daha çok uygulama alanı bulan şu yaptırımları öngörmüştür. Bunlardan en önemlileri Sayın Hocam kazanç müsaderesidir. Kazanç müsaderesi Türk Ceza Kanunu'na 2005 yılında girmiştir. Yeni Türk Ceza Kanunu ile birlikte tüm suçlar bakımından girmiştir. 2005'ten önceki ceza kanununun sisteminde sadece çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kanununda kısmen düzenlenen bir yaptırımdı. Türk Ceza Kanunu tüm suçlar bakımından bu yaptırım sistemini öngörmüştür. Neyi öngörüyor kazanç müsaderesi? Tam da biraz önce bahsettiğim gibi suç işlemeyi kazanç kapısı haline getirmeyi önlemek ve suçtan elde edilen geliri kişinin yanında bırakmamak amacıyla ihdas edilmiş bir yaptırımdır kazanç müsaderesi. Suçun konusunu oluşturan, bir suç işlemek suretiyle elde edilen veya bir suç işlemek dolayısıyla elde edilen tüm gelirlerin, tüm ekonomik değerlerin devlete geçirilmesini öngörüyor kazanç müsaderesi. Böylece bir kimse bu yaptırım sisteminin caydırıcılığı yoluyla şu ümide kapılmayacak. Eskiden bu ümit vardı. Ben bir suç işleyeyim, milyarlarca lira parayı kazanayım, 3-5 yıl hapis yatarım ama kazandığım suçtan elde ettiğim bu gelirle 7 sülalemi kurtarırım şeklinde bir anlayış hakimdi. Ve bu hakikaten kişileri ekonomik amaçlı suçları işlemeye olağanüstü motive ediyordu. İşte kazanç müsaderesi bu motivasyonu ortadan kaldırmak, suç işlemek suretiyle elde edilen en ufak bir gelirin dahi kişinin elinden alınmasını sağlamak amacıyla ihdas edilmiş olan bir müessesedir. Ve dolayısıyla bu müessesenin varlığı nedeniyle ekonomik çıkar amacıyla işlenen suçların, dan elde edilen gelirin kişinin yanına bırakılmayacağı hukuken belirlenmiş olmaktadır. Demek ki yeni Türk Ceza Kanunu, yani 2005'te yürürlüğe giren ceza kanunumuzun tüm suçlar bakımından, özellikle ekonomik çıkar amacıyla işlenen suçlar bakımından getirdiği en önemli düzenleme, kazanç müsaderesidir. Böylece kara paranın aklanması yoluyla, tefecilik yoluyla, uyuşturucu madde ticareti yoluyla, rüşvet yoluyla, ihaleye fesat karıştırmak yoluyla, zimmetine para geçirmek suretiyle, bankaların içini boşaltmak suretiyle, bahis oyunları oynamak suretiyle veya kumar oynatmak suretiyle kazanç elde edilmesi halinde, tefecilik yapılmak suretiyle kazanç elde edilmesi halinde, Türk Ceza Kanunu bir kimse bu suçları işlemek suretiyle bir gelir elde etmişse, bu gelir onun elinden alınacaktır, yanına bırakılmayacaktır. Kazanç müsaderesi bunu sağlamak amacını güdüyor. Şimdi tabii gene ceza kanunumuzun sisteminde kazanç müsaderesinin uygulanabilmesi için kişinin elde ettiği gelirin suç işlemek suretiyle elde ettiğinin veya suç işlemek dolayısıyla elde ettiğinin veya bunların dönüştürülmesi suretiyle elde ettiğinin tespit edilmesi gerekiyor. Şimdi bazen kişiler suç işlemek suretiyle elde ettiği gelirlerin suç işlemek suretiyle elde edildiğini gizlemek amacıyla bunları ekonomik düzene sokmak istemektedirler. Yani uyuşturucu madde ticareti yaparak elde ettiği parayı, rüşvet olarak aldığı parayı, ihaleden kazandığı paraları sanki meşru bir yolla kazanılmış gibi ekonomik sisteme sokmak istemektedirler. Bunun nedeni işte bu kazanç müsaderesinden parayı kaçırmaktır. Yani böylece bir suçun delilini gizlemek istiyor aslında kişiler. Suç işlemek suretiyle elde ettikleri gelirin meşru yollarla elde edilmiş izlenimini vermek suretiyle galiba bir problem var seste Mahmut. Bir arkadaşımızın katılımcılarından birisinin mikrofonu mu açık acaba?
kara para nitelendi. Bizim kaldığı tekrar şey yapayım. Bir dakika hocam. Bazen internetteki düşüklükten de kaynaklanabiliyor. Ondan da kaynaklanıyor, doğru. Ben hemen şimdi bir başka sisteme geçeyim hocam. İnternette son iki şey, Wi-Fi'yi kapadım. Ya iki defa, iki dakika pek anlaşılmadı. Şimdi daha sağlıklı olacak evet, herhalde şimdi hocam. Şimdi iyi geliyor. Tamam. Evet. Türk ceza hukuku sisteminde kişilerin bir takım suçları işlemek suretiyle elde ettikleri gelirin kaynağını gizlemek maksadıyla ekonomik düzene sokulup meşru bir gelir görüntüsü elde etmelerini önlemek amacıyla da suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suç olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla kazanç müsaadesiyle suç gelirlerinin kara paranın aklanması suçunu birlikte değerlendirmek gerekiyor. İkinci bir yaptırım sistemimizin ikinci bir enstrümanı ekonomik çıkar amacıyla işlenen suçların önlenmesinde caydırıcılık fonksiyonu gören ve ekonomik çıkar amacıyla işlenen suçlardan dolayı elde edilen gelirin kişinin yanında bırakılmasını önlemek için uyguladığımız diğer bir yaptırım adli para cezasıdır. Bunu da ifade etmek gerekir. Şimdi ceza kanunumuzun sistemine baktığımızda bir suç işlemek suretiyle aynı zamanda ekonomik kazancın da elde edildiği suç tiplerinde hapis cezasıyla birlikte adli para cezası da bir yaptırım olarak öngörülüyor. Bunun yegane amacı müsaade etmek suretiyle kişiden almaya muvaffak olamadığımız ama suçtan elde edildiğine yönelik kuvvetli bir ihtimalin bulunduğu hallerde adli para cezası uygulamak suretiyle gene kişinin elinden suçtan elde ettiği geliri almak amacını taşıyor. Çünkü kazanç müsaderesini uygulayabilmemiz için bu gelirin yani kazanç müsaderesine konu olan mal varlığının ya suçun konusunu oluşturması veya suçun işlenmesi suretiyle veya suçun işlenmesi dolayısıyla elde edildiğinin tespit edilmesi gerekir. Bazı hallerde bu tespit yapılamayabiliyor, bu ispatlanamayabiliyor. Yani kişinin o suçu işlemek suretiyle bir gelir elde ettiği tespit edilmekle birlikte bu gelirin miktarının ne olduğu konusu bazen ispatlanamayabiliyor. İşte bu gibi hallerde Türk Ceza Kanunu adli para cezası hatta yüksek miktarlarda adli para cezası öngörmek suretiyle bu kişinin suç işlemek suretiyle elde ettiği geliri bundan alınmasını öngörüyor. Kanunumuzun Türk ceza hukuku sisteminin suç işlemek suretiyle elde edilen gelirlerin kişilerin ve hatta kurumların yanında bırakılmamasına yönelik diğer bir yaptırım sistemi sayın hocam tüzel kişilerle ilgili olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten bir tüzel kişinin organ veya temsilcisinin bir tüzel kişinin yararını olarak işlediği suçlardan dolayı bu tüzel kişinin uhdesine geçirilen mal varlığı değerlerinin de müsaade edilmesi gerekiyor. Türk Ceza Kanunu 60. maddesi bunu öngörüyor. Fakat bazen gene bu tür suçların işlenmesi suretiyle tüzel kişinin yararına ne kadar gelirin elde edildiğine yönelik olarak bir tespit yapılamayabiliyor. İşte bu durumda bu tüzel kişilere idari para cezasının verilmesine yönelik bir düzenleme kabahatler kanununda yapılmış durumdadır. Kabahatler Kanunu 43A maddesinde bir takım suçlar sayılmak suretiyle ki bu suçların birçoğu dolandırıcılık gibi, ihaleye fesat karıştırmak gibi, rüşvet gibi, bankacılık zimmeti gibi yani işlenmesi suretiyle ekonomik kazanç sağlanan suç tipleridir. Bu suç tiplerinin bir tüzel kişinin organ veya temsilcisi tarafından bu tüzel kişinin yararına işlendiğinin tespit edilmesi halinde mahkeme tarafından bu tüzel kişiye bir idari yaptırım olarak idari para cezasının verilmesi öngörülmüştür. Toparlayacak olursak Türk ceza hukukunun sisteminde
Demek ki bir hukuk toplumunda kişilere yüklenen temel yükümlülük olan mal varlığı değerinin meşru yollarla elde edilmesi ve elde edilen kazanılan kişinin muhtesinde bulunan meşru yollarla kazanılan mal varlığının da gene meşru yollara ve yöntemlere uygun olarak harcanması gerekiyor. Bu yükümlülüğe aykırı birçok davranışın gerek Türk Ceza Kanunu'nda gerekse özel kanunlarda suç olarak düzenlendiğini görüyoruz. Ve ceza kanunu bu suçları tanımlamanın yanı sıra aynı zamanda bu suçların işlenmesinde caydırıcılık fonksiyonu gören çok etkin bir yaptırım sistemi de oluşturmuştur. Ve bu yaptırım sisteminin en temel dayanağını kazanç müsaadelesi oluşturmakta, adli para cezası oluşturmakta, kara paranın aklanmasına ilişkin suç tanımı oluşturmakta ve kabahatler kanununa konulan tüzel kişileri hakkında da sağlanan yararın tüzel kişinin elinden alınmasına ilişkin hükümlerimiz oluşturmaktadır. Bu itibarla tabii ekonomik düzenin her şeyden önce şu güvenceyi vermesi gerekiyor. Bir ekonomik düzende ancak meşru yollardan elde edilen gelir söz konusudur ve elde edilen bu gelirin meşru yollara harcanması gerekiyor. Buna aykırı davranışların hukuk sistemi tarafından tasvip edilmediğine yönelik bir güvenin topluma, herkese verilmesi gerekiyor. Şunu da belirteyim hocam, tabii ülkemiz uygulamasında özellikle ekonomik alana ceza hukuku yoluyla müdahale bakımından bazı tereddütlü durumların oluştuğunu da belirtmek gerekir. Özellikle bu konuda çek düzenlenmesinin karşılıksız çek keşidi etme suçunun serencamı ilgi çekicidir. Bilindiği gibi çek bir kıymetli evrak olarak, bir kambiyo senedi olarak tedavülde bulunan bir kağıt parçasıdır ve aynen kağıt para gibi ekonomik düzenin en önemli enstrümanlarından birisi ve çokça tedavül olan bir enstrümandır. Dolayısıyla buna güveni sağlamak ve bu çeke olan güven nedeniyle kişilerin ekonomik olarak mağdur olmasının önüne geçmek amacıyla 1985 yılında ilk çıkarılan 3167 sayılı kanunla karşılıksız çek keşidi etme suç olarak düzenleniyor ve bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını gerektiren suç olarak düzenleniyor. Bilahare bu suçun yaptırımı ağır para cezasına, daha sonra yeni ceza kanunundan sonra yürürlüğe giren 5941 sayılı yeni çek kanunuyla da adli para cezasına dönüştürülüyor. Tabii burada şunu gözlemliyoruz, yani ülkenin ekonomik düzenindeki duruma göre hatta bir ara karşılıksız çek keşidi edilmesi 2012 ila 2016 yılında ülkemizde suç olmaktan da çıkarıldı. Bu fiilin karşılığında münhasıran çek hesabı açma yasağıyla yetinildi. Fakat daha sonra bu ekonomik düzenin aktörlerinden gelen taleple birlikte yeniden bu fiilin karşılığı suç olarak düzenlendi. Dolayısıyla ülkemizde de bu örnekten de hareket edildiğinde ekonomik durumun gelişimine göre bir takım enstrümanlar kullanarak devlet ekonomi piyasasına müdahale etmekte, bazı davranışları suç haline getirmekte, bazen duruma göre bunları suç olmaktan çıkararak o ekonominin seyrine göre bir yaptırım sistemini de önümüze getirmektedir. Sonuç olarak şunu ifade edelim, tabii ceza hukukuyla ekonomik düzen çok yakından bağlantılı. Ceza hukuku tüm hak ve özgürlüklerin korumasını sağladığı gibi ekonomik düzeninde, ekonomik faaliyetlerinde etkin bir şekilde korunmasını sağlayan bir hukuk dalı. Ancak biraz önce Ayşe Hoca'nın da belirttiği gibi öncelik başka hukuk dallarının yaptırımlarıyla bu haksızlıkların önlenmesine çaba göstermektir. Ceza hukuku bunlarla başa çıkılmadığında son çare olarak devreye girmesi gereken bir hukuk dalıdır. Tabii bugün uygulamamızda ekonomik alanındaki düzenlemelere ilişkinde birçok problemleri yaşadığımız yadsınamaz bir gerçektir. Tüm diğer alanlarda olduğu gibi özellikle bu biraz önce bahsetmiş olduğum hukuk normlarının uygulamaya taşınmasında bazı problemlerimizin olduğu gözükmekte. Tabii bu problemler yani uygulamada ortaya çıkan farklı içtihatlar, farklı kararlar
kişilerde ülkedeki ekonomik düzenin, bununla bağlantılı ceza hukuku normlarının öngörülebilirliğini zayıflatmakta ve bu da yatırımcıyı biraz ürkütmektedir. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ben sözlerimi burada bitiriyorum. Tekrar bu toplantıyı tertip eden arkadaşlara emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyor. Sizlere de saygılarımı iletiyorum Sayın Hocam. Sağ olasınız. Teşekkür ederim Sayın Profesör Doktor Mahmut Koca bu kıymetli bilgiler için. Şimdi konkordato konusunda Profesör Doktor Müjgan Tunç Yücel hocamıza söz veriyorum. Söz sizin, 20 dakika civarında olursa zamanını da bitirebileceğiz diye düşünüyorum. Tabii hocam, çok teşekkür ederim. Öncelikle sizlere bu fırsatı tanıdığınız için ben hemen söze girmek istiyorum, dolayısıyla vaktimiz de azaldı. Ekonomi ve hukuk denildiği zaman aslında icra iflas kanunu, icra iflas hukuku doğrudan akla gelmektedir. Ekonomik refah ve bunun topluma yansıması aslında hukuk ve ekonominin birbirlerini tamamlamaları esası çerçevesinde gerçekleşir, böyle kabul edilmektedir. Ekonomik sistemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için bunu destekleyen, buna yardımcı olan bir hukuk sisteminin varlığı şarttır aslında. Bu bağlamda hukukun ekonomideki rolü, ekonominin düzenli işlemesini ve gelişmesini sağlayacak yasal çerçeveyi belirlemektir. Bunu yaparken de hukuk kurallarının ekonominin gerçeklerine aykırı olmaması gerekir. Ve zamana göre ekonominin nabzının tutulması gerekir. İşte bu çerçevede de 1929 tarihli ilk icra ve iflas kanunumuzdan bu yana icra ve iflas kanunlarında değişiklikler hemen daima ekonominin gerekleri doğrultusunda yapılmak istenmiştir. Sonuçları tartışmalıdır tabii ki, başarılı olup olmadığı. Ve biz genellikle şunu görüyoruz: ne zaman global ya da yerel bir ekonomik kriz oluşsa, bunun hemen akabinde icra iflas kanununda bir takım değişikliklerin yapıldığını görüyoruz. 28 Şubat 2019 tarihinde 7101 sayılı kanunla icra ve iflas kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır. Bu icra ve iflas kanununda önemli değişiklikleri yapan bir kanundur, değişiklik kanunudur. İcra ve iflas kanununun iflas yoluyla takip başlıklı hükümlerinin bazılarında ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılması başlığını taşıyan hükümlerinin değiştirildiğini bu kanunla görüyoruz. Acaba bu kanuna neden ihtiyaç duyulmuştur? Yani bu değişikliğe neden ihtiyaç duyulmuştur? Değişikliğin genel gerekçesi bunu çok iyi bir şekilde ifade etmektedir aslında. Bunun ekonomi ve hukuk bağlantısı açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kanunun genel gerekçesinde şöyle bir ifade vardır: bir ülkede yatırım ortamının iyileştirilmesi, yargı sisteminin kalitesi, hızı ve sözleşmelerin icrası konusundaki gücüyle yakından ilişkilidir. Ekonomi ve hukuk alanları birbiriyle yakın ilişki içinde olup, bu ilişki aynı zamanda bir ülkenin yatırım ortamının iyi olup olmadığı hakkında fikir vermesi bakımından önemlidir. Etkin bir hukuk sistemi yatırım ortamının iyileştirilebilmesi için olmazsa olmaz bir şart olarak karşımıza çıkmaktadır denilmektedir. Bu kanunun, değişiklik yapan kanunun genel gerekçesinde. Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yatırım ortamının iyileştirilmesi koordinasyon kurulu, YOİK denilen bir kurum meydana getirilmiştir ve uzun süre çalışmalarını yürütmüştür. Bu kurumun çalışmaları kapsamında görülmüştür ki icra iflas kanunundaki bazı hükümler Türkiye'de yatırım ortamının desteklenmesine hizmet etmemektedir. Hatta buna engel olan bazı hükümler mevcuttur. Ve bu çerçevede görülmüştür ki ülkemizde 2003 yılından beri uygulanan icra iflas kanunu kapsamında uygulanan, bunun aslında mazisi eskiydi. Türk Ticaret Kanunu'nda da buna ilişkin hükümler vardı. Ancak 2003 yılında 4949 ve 5092 sayılı kanunlarla icra iflas kanununda yapılan değişiklikler üzerine iflasın ertelenmesi diye bir kurum ihdas edilmişti, getirilmişti. Daha doğrusu Ticaret Kanunu'nda mevcut olan bu kurumun özellikleri ve nasıl uygulanacağı icra iflas kanununa da dahil edilmişti. Ve o günden sonra
Aslında 4949 sayılı kanunla konkordato hükümlerinde de değişiklik yapıldığı halde iflasın ertelenmesi kurumu gerek konkordatonun gerek sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılması kurumunun uygulanmasına engel teşkil edecek şekilde yoğun bir şekilde uygulanmıştı. Ancak görüldü ki bu uzun süreç içinde 2018 yılına kadar İflasın ertelenmesi kurumu aslında ihdas amacının çok dışına çıkmıştı ve bazı kötüye kullanmalara sebep olmuştu. İflasın ertelenmesi kurumuyla iflas etmek üzere olan bir şirket, borca batık bir sermaye şirketi kendi iflasını mahkemeden istemek zorundaydı. Bununla birlikte eğer kendine göre şartları varsa iyileşebileceği ümidi içindeyse iflasın ertelenmesini de bununla birlikte talep etmekteydi. Ancak biz gördük ki bu süreç içinde 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 7 yıllara kadar varan süreçler iflasın ertelenmesiyle geçirilmekteydi. Ve bu sürede söz konusu şirketlerin alacaklıları alacaklarına kavuşamadan beklemekteydi. İşte bu durum yatırım ortamının iyileştirilmesi amacını da zedelemiştir. Görülmektedir ki YOİK'in yaptığı çalışmalar çerçevesinde ekonomiye bir fayda sağlaması bir tarafa zarar vermiş ve yatırım ortamının da bozulmasına sebep olmuştur. Bunun için önce 2016 yılında İflasın Ertelenmesi Kurumu revize edilmiş, daha sonra olağanüstü hal kapsamında uygulanmamış, uygulanması da durdurulmuş ve 2018 yılında 7101 sayılı kanunla da zaten tamamen lağvedilmiştir. Peki acaba bunun yerine bir kurum ihdas edilmiş midir? Aslında yeni bir kurum ihdas edilmemiştir bunun yerine. Peki bunun yerine diye bahsettiğimiz kurum ne? Neden böyle bir kurumdan bahsediyoruz? Ekonomilerde şirketlerin kurtarılması, şirketlerin iyileştirilmesi, şirketlerin rehabilite edilmesi, görüyoruz ki özellikle Kara Avrupa'sındaki Anglo-Amerikan hukuk sistemlerinde de var bu, ama Kara Avrupa'sında da bunların son 15 yılda özellikle ön plana çıktığı, iflastansa mali durumu kötüleşen şirketlerin iflas ettirilmesindense bunların iyileştirilmesi, ekonomiye yeniden kazandırılması yönünde bir eğilimin ortaya çıktığını görüyoruz ve Avrupa hukuklarındaki kanunlar da bu yönde değiştirilmiştir. Kanunların iflas, icra iflas kanunu olarak adlandırılan kanunların bölünerek icra kanununun dışında yeniden yapılandırma, iyileştirme kanunu olarak adlandırıldığını dahi görüyoruz biz bu çerçevede. Peki biz de iflasın ertelenmesi kurumunun uygulanması konkordatonun da aslında 1929 tarihli ilk icra iflas kanunumuzdan bu yana kanunumuzda bulunan, mevcut olan konkordato kurumunun da uygulanmasını engellemiştir. Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin yeniden yapılandırılmasının da uygulanmasını engellemiştir. Yani bizim kanunumuzda da aslında şirketlerin iyileştirilmesi, yeniden yapılandırılması için bir takım imkanlar bulunmaktaydı. Ama şartları daha kolay olan, çok daha kolay ulaşılabilen iflasın ertelenmesi kurumu bunu engellemiştir. İşte iflasın ertelenmesi kurumu da kaldırıldıktan sonra artık mali durumu güç olan işletmelerin kurtarılabilmesi için bir başka bir aracın bulunması, başka bir aracın uygulanması gerekiyordu. Bunu da kanun koyucu konkordato hükümlerinin revize edilmesi, düzeltilmesi, esnekleştirilmesi ve kolaylaştırılması şeklinde bir çözümle ortaya koymuştur. Dediğim gibi konkordato kurumunun 7101 sayılı kanunla 2018 yılında kabul edilen yeni konkordato hükümlerinin aslında temeli gerek 1929 sayılı bizim ilk icra iflas kanunumuza dayanmaktadır, gerekse İsviçre icra ve iflas kanununa dayanmaktadır. Bizim mehazımızdır çünkü bu. Ödeme güçlüğü içindeki borçlunun mali ve finansal durumunun düzeltilmesi için kullanılan teknik ad ne olursa olsun çeşitli ülkelerde öngörülen sisteme benzerlik, sistemle benzerlik göstermektedir konkordato kurumu. 7101 sayılı kanunla kabul edilen yeni konkordato kurumu, dediğim gibi bütün mali ve finansal durumun düzeltilmesi için kullanılan sistemlerle adı ne olursa olsun bunlarla benzerlik göstermektedir.
Konkordato kurumunun özelliklerini bu kapsamda şu şekilde sıralayabiliriz. Konkordato kurumu mali ve finansal bakımdan güç durumdaki ticari işletmelerin ve bir parantez açıyorum, konkordato tacir olsun ya da olmasın gerçek kişiler için de uygulanabilir. Ama asıl amaç ticari işletmelerin nefes alması, onlara yardım edilmesi mali açıdandır. Onu alacakların haciz ve rehinin paraya çevrilmesi baskısından kurtaran geçici bir takip yasağı dönemini içermektedir bir kere. Demek ki konkordatoda bir ön safha vardır. Bu geçici mühlet ve kesin mühlet diye adlandırdığımız bir ön safha vardır. Ve bu ön safhada özellikle takip yasağını içeren bir takım alacaklılar için engeller vardır. Ve bu safha içinde borçlunun nefes alması ve kendine gelmesi amaçlanmaktadır. İkinci olarak başvuru yapılıp da prosedür harekete geçirildikten sonra borçlunun ödeme yapması veya mal varlığı unsurlarına devretmesi bakımından önemli sınırlamalar devreye girmektedir. Yani konkordato için başvuru yapıldıktan sonra artık eğer konkordato başvurusu kabul edilirse bu noktadan sonra borçlu bir takım işlemlerini, hatta bütün işlemlerini diyebiliriz hemen hemen yapmak için konkordato komiserinin ya da komiserlerinin iznine bağlı olacaktır. Üçüncü olarak da mutlaka mali ve finansal güçlük içindeki ticari işletmenin kurtarılmasıyla ilgili bir kurtarma projesi. Biz buna konkordatoda konkordato projesi diyoruz. Mutlaka böyle bir proje gerekmektedir. Yani konkordatoya başvuran borçlu nasıl iyileşeceğini, nasıl kurtulacağını anlatan bir projeyi mahkemeye sunmak zorundadır. Dördüncü olarak da borçlu bu projeyi alacaklılarla müzakere etmektedir. İflasın ertelenmesi kurumunun aksine, iflasın ertelenmesi kurumunda alacakların herhangi bir dahli bulunmamaktaydı. Alacaklılar tabiri caizse bir köşede oturmakta ve mahkeme ile borçlu arasında cereyan eden bu seyri, iflasın ertelenmesi prosedürünü sadece izlemekle yetinmek zorunda kalmaktaydı. Burada ise konkordatoda alacaklılarla bir müzakere safhası vardır ve alacakların belirli bir çoğunluğu tarafından konkordato projesinin kabul edilmesi gerekir ki bu mahkemenin konkordatoyu tasdik şartlarından yalnızca bir tanesidir. Alacaklılar ama kabul edecek ki belirli bir çoğunluğu ancak bu halde konkordato hayata geçirilebilecektir. Beşinci olarak da her türlü suistimal ihtimalini bertaraf edebilmek için alacakların çoğunluğu tarafından kabul edilen projenin mahkemenin onayına tabi tutulması gerekmektedir. Yani ancak ve ancak mahkeme de tasdik ederse konkordato kabul edilmiş olacak ve hayata geçirilecektir. Ayrıca prosedürün ne şekilde adlandırılırsa adlandırsın ki konkordato da konkordato komiseri olarak adlandırılmaktadır. Mahkeme tarafından atanmış bir görevli yürütülmesi söz konusudur. Konkordato da konkordato mühletinin verilmesiyle birlikte konkordato komiseri atanır ve konkordato komiseri süreci yönetir ve yürütür. Konkordato, adi konkordato ve mal varlığının terki suretiyle konkordato olarak ayrılmaktadır. Talep zamanına göre de iflastan önceki konkordato, iflas içi konkordato diye bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Ama hemen ifade etmek gerekir ki en çok uygulanan şekli adi konkordatodur. Fakat konkordatonun tasdikine kadar geçecek yargılama süreci adi konkordato ya da mal varlığının terki suretiyle konkordatoda bir fark göstermez. Aynı süreçten geçilmektedir. İflas içi konkordato, iflastan önceki konkordato da, iflastan önceki konkordato adı üstünde zaten, iflasın açılmasından önce borçlunun talep edebileceği konkordato türüdür. Peki bu konkordato sürecinin aşamaları nelerdir? Çok kısa bir şekilde bunu da anlatmak istiyorum. Zaten bunu anlatmak istiyorum. İcra İflas Kanunu'nun 285. maddesi diyor ki kim başvurabilir bu konkordatoya? İcra İflas Kanunu'nun 285. maddesi diyor ki borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen yahut da ödeyememe tehlikesi içinde olan herhangi bir borçlu
konkordato talep edebilir. Bu konkordato bir de konkordato projesinin tasdikten sonraki projenin durumuna göre şu şekilde ayrılmaktadır. Vade konkordatosu, tenzilat konkordatosu. Yani borçlarını ödeyemeyen ya da ödeme tehlikesinin içinde olan herhangi bir borçlu, bu bir sermaye şirketi olabilir, gerçek kişi olabilir, tacir olabilir ya da olmayabilir. Herhangi bir borçlu alacaklılarından vade istemek yahut tenzilat istemek suretiyle yahut ikisini birden istemek suretiyle konkordato talep edebilecektir. Peki ne yapacak bu borçlu? Bu borçlu önce gidecek, Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuracak. Diyecek ki ben konkordato mühleti istiyorum. Peki konkordato mühleti istiyorum demesi yeterli mi? Hayır, yeterli değil. 286. maddede kanunun, icra iflas kanununun 286. maddesinde öngörülmüş olan belgeleri başvurusuna, başvuru dilekçesine eklemek suretiyle konkordato isteyebilir. Bu belgeler de aslında belgelerin içeriği, borçlunun mali durumunu gösteren belgeler, alacaklılar listesi, konkordato ön projesi ve makul güvence raporu dediğimiz teknik bir belgeden ibarettir. İşte bu belgeleri eklediğinde borçlu, mahkeme bu belgelerin eksiksiz olduğunu, tam olduğunu tespit ederse aslında kanuna göre bunu talep eden borçluya geçici mühlet, ki geçici mühlet de yeni konkordato hükümleriyle kanunumuza dahil edilmiştir. Geçici konkordato mühletini verir. 3 aylık geçici konkordato mühletini verir ve bununla birlikte de 1 veya 3 konkordato komiseri atar. Genellikle uygulamada 2018 yılından beri yoğun bir şekilde uygulaması vardır konkordatonun. 3 tane konkordato komiseri tayin edilmektedir. 3 tane atandığında bunlardan birinin hukukçu olması zorunluluğu vardır. Birinin de mali müşavir olması zorunluluğu vardır. İşte konkordato komiserini de atar ve konkordato komiseri, geçici mühletle birlikte atanan konkordato komiseri borçlunun iş ve işlemlerine nezaret eder. Ya da mahkeme doğrudan konkordato komiserinin borçlunun iş ve işlemlerini yürütmesine de karar verebilir. Ancak benim bu 2018 yılından beri geçtiğimiz uygulama zarfında benim rastladığım doğrudan yönetici komiser örneği yok. En azından ben görmedim doğrudan yönetici komiser örneğini. Konkordato, geçici konkordato mühleti neden verilir? Geçici konkordato mühletinde öncelikle atanan komiser borçlunun mali durumunun bir fotoğrafını çeker. Ön projesini inceler, alacaklılarını ve borçluluk durumunu inceler yine ve bu konuyla ilgili olarak ve ayrıca sunduğu belgelerin, konkordato başvurusuyla ilgili olarak sunduğu belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığına bakar ve bununla ilgili olarak derhal mahkemeye bir rapor verir ve mahkeme komiserin raporu ya da raporları doğrultusunda 3 aylık geçici mühletin sonunda ya da eğer komiser tarafından ya da borçlu tarafından istendiyse 2 aya kadar daha uzatılabilmesi mümkündür. Yani toplam 5 ay geçici mühlet verilmesi mümkündür. İşte bu süre zarfında bunlar yapıldıktan sonra mahkeme eğer borçlunun iyileşme ümidinin olduğunu düşünüyorsa, ki bu iyileşme ümidi hem borçlunun mali bakımdan düzelmesini hem de konkordato projesinin alacaklıları tarafından kabul edilebilme ihtimalini kapsar. İşte bunu düşünüyorsa eğer bu durumda mahkeme artık bir talebe ihtiyaç olmaksızın geçici mühlet içinde olmak kaydıyla, geçici mühlet süresi bitmeden mutlaka mahkeme bu kararı vermeli, kesin mühlet verir. Kesin mühlet de kural olarak 1 yıldır. Kesin mühletin de 6 aya kadar uzatılması mümkündür. Yani toplam 1,5 yıl olabilir. İşte bu kesin mühlet içinde de ne olacak? Bu kesin mühlet içinde de borçlunun işletmesi çalışmaya devam eder. Konkordato komiserleri yeniden atanır ya da yeni konkordato komiserleri atanır. Kesin mühlet içinde borçlunun yapacağı şey alacaklılarıyla temas kurarak projesini anlatmaktır. Projesini anlatır. Ve bu mühlet içinde kendisine karşı İcra İflas Kanunu'nun 294. maddesi dolayısıyla kendisine karşı takip yapılamadığı için, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz konulamadığı için borçlu bu süre içinde de bir nefes almaktadır.
İşte Konkordato Komiseri bu kesin mühlet içinde de borçluyu izler, nezaret eder ve borçlu bir iş yapmak istediğinde, bir işlem yapmak istediğinde, bir ödeme yapmak istediğinde bunlara onay verir, bunlara nezaret eder. Ve bu süre içinde borçlu kendini biraz toparlar, bir miktar iyileşir ve bu aşama içinde de daha sonra yine kesin mühlet içinde olmak kaydıyla alacaklıların alacaklarını bildirmeye davet etmeleri ve sonrasında da alacaklılar toplantısı aşamaları gelmektedir. İşte alacaklılar toplantısı yapıldığında ve alacaklılar toplantısından sonraki bir haftalık mühlet içinde borçlunun alacaklıları, borçlunun sunduğu konkordato projesini yani konkordato teklifini kabul edip etmediklerini bildirirler. Yani bu yönde bir oy kullanırlar. Kabul ya da red yönünde bir oy kullanacaklardır borçlunun alacakları. Peki konkordato projesi kaydedilmiş olan alacakların ve alacaklıların ve alacakların yarısını veya kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini aşan bir çoğunluk tarafından kabul edilirse artık konkordato projesi alacaklılarca kabul edilmiş sayılır. Kabul etmeyen alacaklılar da bununla bağlıdır. Bu hükümlerle bağlı olacaktır. Yani eğer mahkeme tarafından tasdik edilirse, konkordato tasdik edilirse menfi yönde oy kullanmış alacaklılar dahi bu konkordato projesi kapsamında ödemelerini alacaklardır. Örneğin borçlu demiştir ki ben ödemelerimi tasdikten bir yıl sonra başlayacağım ve 10 ay içinde borçlu alacaklılarıma ödeme yapacağım diyebilir. Yahut diyebilir ki ben tasdikten hemen sonra başlayacağım fakat borçlarımın %70'ini ödeyebileceğim diyebilir. Yahut her ikisini birden. Bir yıl sonra başlayacağım, 12 ay içinde ödeyeceğim ve borçlarımın %80'ini ödeyeceğim de diyebilir borçlu konkordato projesinde. Peki, söylemem gereken birkaç husus daha var. İcra İflas Kanunu'nun 294. maddesi diyor ki, alacaklılar konkordato mühleti içinde borçluya karşı hiçbir takip yapamazlar. Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanundaki alacaklar için dahi takip yapılamaz. Ancak imtiyazlı alacaklılar haciz yoluyla takip yapabilir diyor. Rehinle temin edilmemiş dışındaki tüm alacaklar için faiz işlemesi durur diyor. Gördüğünüz gibi mühletle birlikte ki bütün bu yasaklar geçici mühletle birlikte başlar. Borçluya karşı icra takibi yapılamaz. Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir ancak satış yapılamaz 295. maddeye göre. Bu alacaklar için ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir konulamaz. Ayrıca geçici mühlet tarihinden itibaren alacaklara faiz işlemesi durur. Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Tüm bu etkiler kural olarak konkordatoya tabi olan alacaklar için geçerlidir. Peki hangi alacaklar konkordatoya tabidir? 1. Borçlunun konkordato başvurusuna kadar doğmuş olan tüm alacaklar. 2. Konkordato mühleti verildikten ve komiser atandıktan sonra komiserin izni dışında konkordato mühleti içinde doğmuş olan alacaklar konkordatoya tabi olan alacaklardır. Ne demek konkordatoya tabi olan alacak? Alacaklı alacağını ancak ve ancak konkordato projesi kapsamında konkordato tasdik edildikten sonra alabilir demektir bu. İşte bu alacaklar, konkordatoya tabi olan alacaklar aynı zamanda mühlet içinde hiçbir ödeme alamayacaklardır. Borçlu bakımından da şu şekilde görünür bu. Borçlu bu alacakları için ödeme yapamayacaktır kural olarak. Ve bu alacaklılarda ödeme yapılmadığı için icra takibi yapamayacaklardır ya da iflas takibi yapamayacaklardır borçluya karşı. İşte mühlet, konkordato mühleti borçluya bir koruma kalkanı sağlamaktadır. Bu şekilde bir koruma kalkanı sağlamaktadır. Ne zamana kadar sürer bu etki? Konkordatonun tasdikine kadar sürer.
konkordato tasdik edildikten sonra ise projedeki duruma göre, öngörülen duruma göre konkordato projesi kapsamında ödemelere başlanacaktır. Peki kimler konkordatoya tabi değildir? İmtiyazlı alacaklar, İcra İflas Kanunu'nun 206. maddesinde sayılmış işçi alacakları, nafaka alacakları gibi imtiyazlı alacaklar ve takip yapması yasak olmakla birlikte amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanuna göre alacaklı olan amme alacakları imtiyazlı alacaklardır. Ayrıca rehinli alacaklar da bunun dışındadır. Rehinli alacaklar da konkordatoya tabi değildir. İşte alacaklılar tarafından oylama yapıldıktan sonra alacaklılarca konkordatonun kabulü ve daha sonra mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi'nin konkordatoyu tasdiki üzerine konkordato projesi uygulanmaya başlanacaktır ve mahkeme bazı 305. maddede bazı şartları gözeterek konkordatoyu tasdik eder. Bir kere alacaklıların kabul etmiş olması 302. maddedeki çoğunluğa göre, imtiyazlı alacaklar ve komiserin izniyle doğmuş alacakların teminata bağlanmış olması, adi konkordatoda teklif edilen tutarın iflas etseydi borçlu alacakların eline geçecek tutardan daha fazla olması ve borçlunun teklif ettiği tutarın, konkordato projesinde teklif ettiği tutarın mal varlığı ve kaynaklarıyla orantılı olması şartlarıyla ve ayrıca konkordato harcının depo edilmiş olması gibi bir şekli şart da var. Bu şartla konkordato mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi konkordatoyu tasdik edebilir ve konkordatonun tasdikiyle birlikte bağlayıcı hale gelecektir konkordato. Eğer mahkeme tasdik etmezse ve borçlu için iflas şartları doğrudan doğruya iflas şartları varsa ve iflasa tabi ise mahkeme borçlunun iflasına karar verecektir. Bu arada son olarak şunu da söyleyeyim. Konkordato mühleti içinde de eğer projenin başarıya ulaşma şansı görülmüyor, alacaklının iyileşmeyeceği apaçık ortada duruyorsa, ortaya çıkıyorsa mahkeme konkordato mühletinin kaldırılmasına karar verebilir ve şartları varsa borçlunun iflasına karar verebilir. Ayrıca konkordato tasdik edildikten sonra bir alacaklının alacağı ödenmiyorsa bu alacaklı konkordatonun kendisi için fesini isteyebilir. Konkordatonun kötü niyetli olarak tasdik ettirildiği anlaşılıyorsa tamamen konkordatonun fesi gündeme gelebilir. Konkordato 2018 yılından beri çok uygulanmıştır. Uygulama alanı çok genişlemiştir ve konkordato başvuruları da devam etmektedir. Bu kapsamda bu söz konusu 2 yıllık süre içinde ortaya çıkan aksaklıklar da İcra İflas Kanunu Bilim Komisyonu tarafından giderilmeye çalışmaktadır. Belli bazı değişiklikler öngörülmektedir. Söyleyecek daha çok şey var ama ben bu kısa süre içinde ancak bu kadar toparlamaya çalıştım. Sabrınız için teşekkür ediyorum değerli hocalarım ve dinleyiciler. Evet, ben de Müjgan Tunç Yücel Hoca'ya teşekkür ediyorum. Sağ olun, gerçekten bilgilendik. Tabii hocalar da ders anlatmayı özlediler. O yüzden biraz zamana tam uyamıyoruz. Serdar Hoca'ya geldi sıra. Profesör Doktor Serdar Kale, icra hukukunda hukuki güvenlik ilkesi ve ekonomik yansımaları. Siz de 20-25 dakika içerisinde bitirirseniz bu webinarımızı tamamlamış olacağız. Söz sizde Serdar Hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Öncelikle katılımcıları saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Son konuşma benim konuşmam. Artık sabırların da sonlarına doğru geldiğimizi düşünüyorum. İcra İflas Hukuku gibi çok teknik bir alanda, çok detaylı, kapsamlı, bütün konuların böyle derinlemesine anlatılacağı bir sunum yapmayacağım hocam. Genel olarak toparlayıp sözlerimi tamamlamayı düşünüyorum. Şimdi Müjgan Hocam da bahsetti, ekonomik krizlerden en çok etkilenen kanunlardan birisi de İcra İflas Kanunu oluyor ve ilk değişiklik de hemen İcra İflas Kanunu'nda yapılıyor ve krizin etkilerinin bu şekilde biraz hafifletilmesi amaçlanıyor. Ama ekonomideki var olan sıkıntıları
İcra iflas kanunu düzeltmeye çalışmak öyle çok kolay olmuyor. Bu hep yıllardan beri görülen bir tecrübe bizim açımızdan. Çünkü 1965'te esaslı kanun değişiklikleri olmuş İcra iflas kanununda. 1988'de yine çok esaslı değişiklikler olmuş ama bu değişikliklerin öyle ekonomiyi çok düzelttiğini, yapısal düzenlemelere sebebiyet verdiğini söyleyemiyoruz. Aslına bakarsanız ekonomi her zaman İcra iflas kanunun önünde gidiyor. Ve biz bunu yakalamak için mücadele ediyoruz İcra İflas Kanunu olarak. Ama yakalayabilmemiz de çok fazla mümkün olmuyor. Şimdi mali darboğaza düşmüş olan özellikle sermaye şirketlerinin bu darboğaza düşmeden önce kendilerine çeki düzen vermeleri, bunlarla hukuki ilişkiye giren kişilerin de yine aynı şekilde refleks alabilmeleri amacıyla erken uyarı sistemlerinin aslında hukuk sistemlerinde yer alması gerekiyor. Yani krize düşmeden önce erken uyarı sistemleriyle krize düşeceği konusunda belirtilerin verilmesi lazım ki kendini derlesin, toparlayabilsin şirketler. Fakat maalesef bizim hukuk, yani hukuk maddi hukukumuzda ve şekli hukukumuzda çok fazla erken uyarı sistemlerinin etkin bir şekilde olmadığını görüyoruz. Ama Fransa'ya baktığımızda, Fransa'da bu çok ciddi bir şekilde bütün kanunlar, sendikalar kanununda dahi şirketler borca battıklığa gelmeden önce düzenlenmesi için gerekli, kendini toparlayabilmesi için gerekli enstrümanlar var. İşte bizde de belki erken uyarı sistemleri erken olursa deprem uyarı sistemleri gibi aslında darboğaza girmeyen ve borca batık duruma, çok da borca batık duruma düşmeyen şirketlerin bir an önce kurtulabilmesi mümkün olabilecek. Öncesinde bu yapı, yani işte Concordato gibi bazı yapılandırma kurumlarının olması çok borca batık şirketler açısından bir anlam ifade etmediğini görüyoruz. Şimdi icra iflas hukuku özellikle uluslararası yatırımcılar için neden önemli? Şu açıdan çok önemli. Müjgan Hocam da biraz bahsetti. Yatırımcı aslında yatırım yaptığı ülkedeki parasının peşindedir. Yani karının peşindedir. Bunu almak için uğraşır ve yarın öbür gün ülkeden çıkacağı zaman da bunu alıp gitmeyi planlar. İşte yaptığı yatırımın, örneğin ülkede bir fabrika açacak, bir otel açacak, karşılığında alacağı kâra ve sonrasında yaptığı yatırımın alamaması durumunda, yani borçlanma durumunda borçlularından bu parayı nasıl tahsil edeceğine bakar. Tahsil çok önemlidir çünkü. İşte tahsil edemeyeceği ülkeyi de yatırım yapmaz. Sizin ülkenizdeki tasfiye ilişkin, yani alacağın takibine ilişkin kanunların güçlü olması durumunda işte yatırımcılar ülkeye rahatlıkla gelebilir. İşte bu anlamda Dünya Bankası'ndan biraz söz etmek istiyorum. Çünkü Dünya Bankası dünyadaki önemli kreditörler bakımından işaretlerine bakılan, yaptığı rate'lere, derecelendirme bakılan bir kurum ve Dünya Bankası'nın yatırımcılara böyle yol açan bir kurum olduğunu söyleyebiliyoruz. İşte Dünya Bankası da yatırımcılara bu anlamda rate'lerle, yani ülkelerin rate'leriyle, dereceleriyle yol gösteriyor. Bu derecelerde maalesef ülkemizin çok üst sıralarda olduğunu görmüyoruz ve bu üst derecelerde yer almadığımız için de yatırımların biraz geride kaldığını çok rahat bir şekilde tespit edebiliyoruz. Özellikle bu yatırımcılar bakımından değerlendirme kriterlerinden birisi de tasfiye hukuku çok önemli. Çünkü ülkede yapılan yatırımın karşılığı alınmazsa hangi süre içerisinde, hangi hızlıkla tekrar geri dönüşüm olacak? Bu büyük önem arz ediyor. İşte bizdeki tasfiye hukukundaki sıralamamızın kötü olması hasebiyle 2018 yılının başlarında İcra İflas Kanunumuzda önemli bir değişiklik oldu. İşte Mücgün Hocam'ın anlattığı konkordato hukuku bu çerçevede revize ederek hukuk hayatımıza geldi ve bundan sonra da uygulamayı da görerek Dünya Bankası bizim sıralamamızı üst seviyelere doğru çekmeye başladı. Yani bu da ülkeye yatırımcının gelmesi bakımından büyük bir önem arz etti. Şimdi bugün benim konum çerçevesinde anlatacağım mesele icra hukukunda hukuki güvenlik ve bir anlamda belirlilik ilkesi. Birazcık daha genel bir şey söylersem bu kapsamda neden acaba icra iflas hukuku var? İcra iflas hukukunun var olma sebebi çok basit. Borçlunun borcunu rızaen yerine getirmemesi. Şayet borçlu borcunu rızaen gönlünce yerine getirseydi, ki buradaki alacak borç kavramını çok geniş olarak düşünmemiz lazım, o zaman icra iflas hukukuna pek ihtiyaç yoktu. Şimdi rızaen yerine getirmemesi aslında biraz içsel bir durum ve ülkenin kültürüyle de alakalı bir durum. Bazı ülkelerde borç ödenme oranlarının çok yüksek olduğunu, bazı ülkelerde çok düşük olduğunu görüyoruz. İşte borcun rızan yerine getirilmemesi durumunda sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı için icra iflas hukuklarını düzenleme, yani önemli bazı noktalar düzenleme gereği duyuyor ülkeler. Luther'e, Martin Luther'e atfedilen bir söz var. Dünyanın yarın batacağını bilmiş olsam bir elma ağacı dikerim ve borcumu ifa ederim diyor. İşte bu
anlayışın aslında insanlarda yerleşmesi durumunda icraat kanununa çok fazla ihtiyaç olmayacak. Ama işte rızaen borç ifa edilmezse o zaman da devletin cebri icra organları devreye giriyor. Cebri icra organları devletin cebri icra organları alacağını tahsil edemeyen alacaklıya yardım etmeye çalışıyor. Devletin organlarıyla, icra organlarıyla bu alacak tahsil edilmeye çalışıyor. Ama bu aşamadan sonra, yani devletin cebri icra organları devreye girdikten sonra artık özellikle borçlu bakımından temel hak ve hürriyetlere ciddi anlamda bir müdahaleyle karşı karşıya kalıyoruz. İşte borçlunun gerek şahıs varlığına, bakın şahıs varlığı diyorum, ve mal varlığına müdahale icraat hukuku çerçevesinde gündeme geliyor. İşte cebri icra sisteminin de borçlunun hayatına bu kadar müdahale eden bir sistemin de muayyen bazı kurallara ve hukuki güvenlik ilkesi altında alacaklının alacağına kavuşması sağlayacak bir çerçeveyi ortaya koyması gerekiyor. Yani hukuki güvenlik ilkesine ihtiyaç aslında buradan kaynaklanıyor. Şimdi genel olarak hukuki güvenlik ilkesine baktığımızda hangi unsurlar var? Bu ilkenin içerisini nasıl doldurabiliriz? Aslında anayasada bir maddeye, bir ilke olarak düzenlenmemiş hukuki güvenlik ilkesi, ama bütün temel hak ve ilkelerin o kadar çok içinde ki hukuki güvenlik ilkesi, anayasanın özünde bunun var olduğunu söylemek pekala mümkündür. Aksini söylemek çok zor olacaktır. Şu ilkeler var hukuki güvenlik ilkesinde. Bir kere belirlilik. Bu çok önemli. Yatırımcılar için de çok önemli bu. Öngörülebilirlik ve ölçülülük ilkesi. İşte hukuki güvenlik ilkesinin içerisini belirlilikle, öngörülebilirlikle ve ölçülülükle doldurabiliriz ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir kararda hukuki güvenlik ilkesini hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini ve devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedelemeyecek adımları atması gerektiğini söylüyor. Şimdi unsurlarına, yani hukuk güvenlik unsurunun ilkesinin unsurlarına baktığımızda üç unsur karşıma çıkıyor burada da. Hukuki belirlilik, yani ne demek bu? Yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraklamaya bir sebebiyet vermeyecek şekilde açık, net ve anlaşılabilir, uygulanabilir olması gerekiyor. Kamu otoritesinin keyfi davranışının önüne geçecek yasal düzenlemelerin var olması lazım. Yani hukuk kuralları açısından belirlilik gerekiyor. Hangi eyleme, hangi yaptırım bağlanacak? Bu çok önemli bir şey. Yani kişiler hukuki ilişkiye girmeden önce eylemlerinin karşılığında hangi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar? Bunları bilmesi gerekiyor. Kanun maddelerinin açık olması gerekiyor. Belirsiz ifadelerin olmaması gerekiyor ve sade olması lazım. Bu anlamda hemen kendimize bir icraat hukukçusu olarak şunu söyleyebiliriz, yani aleyhe bir durum olarak. Şu andaki kullandığımız kanun 1932 tarihli bir kanun. Temel kodlar arasındaki en eski kanunlardan birisi. Ama Müjgan Hocam da biraz bahsetti. Benim de bilim komisyonunda olduğum bir komisyon yaklaşık 4 yıldır yeni bir icraat kanunu çalışmak için, yapmak için çalışıyor. Ve yeni bir kanun herhalde 2021'in sonlarına doğru hayatımızda yer alacak. İşte burada kanun daha açık, sade, Türkçe itibariyle daha öz bir Türkçe ile karşı karşıya kalabileceğiz. Yargısal kararlar bakımından belirlilik de bu bağlamda çok önem arz ediyor. Özellikle bizim hukuki dinlenme hakkı çerçevesinde söylediğimiz sürpriz karar vermeme yasağı söz konusu yargı organları bakımından. Yani bu ne demek? Bu şu demek, temel içtihatlara, o güne kadar var olan içtihatlara çok aykırı olmayacak kararların verilmesi lazım ki hukuki güvenlik ve istikrar sağlanabilsin. Hukuki güvenlik ilkesi bir diğer unsur da hukuki öngörülebilirlik ilkesi. Yani aslında az önce söylediğim şeylerle benzer şeyler burada karşımıza çıkıyor ama uygulama açısından öngörülük noktasında şunu da söyleyebilirim. Kanunların yürürlüğe girdiği tarihten sonra uygulanması gerekiyor. Yani makabide şamil kanunların çok nadir bir şekilde karşımıza çıkması lazım. Bu da uygulamadaki belirlilik açısından büyük önem taşıyor. Yine yargı kararlarındaki belirlilik de az önce belirttiğim çerçevede sürpriz karar vermeme yasağı var. Yine hukuki istikrar bu ilkenin önemli unsurlarından birisi. İşte bu bağlamda özellikle yargı kararlarındaki istikrar bize çok ciddi sarsan meselelerden birisi. Aynı konuda bir Yargıtay dairesinin bir karar verdiğini, başka bir dairenin başka bir karar verdiğini görüyoruz. Yargıtay'ın daireleri arasında bile benzer konularda çok farklı kararlar çıkabiliyor. Bu da ciddi anlamda belirlilik ve istikrar ilkesine zarar verdiğini söyleyebilirim.
İçtihatlar birleştirilinceye kadar çok fazla zaman geçiyor. Yani sizin işiniz bir daireye düşerse başka bir karar çıkabilir. Başka bir daireye, hukuk dairesine düşerse başka bir karar çıkabilir. İşte buradaki sıkıntıların ülkemizde giderilmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu ilkenin icraatçı hukukundaki diğer ilkelerle biraz yoğrulması lazım. Biraz da bundan bahsedeceğim hızlı bir şekilde. Aslında hep söylediğim şey kanunilik ilkesi. Yani temel hak ve özgürlüklerin sınırlandığı bir alan olan cebri icra hukukunda tüm icra faaliyetlerinin kanunda düzenlenmesi ve yine kanunda öngörülen şahıslarca yerine getirilmesi lazım. Bu anlamda bizim alanımızda büyük yer teşkil eden icra müdürlerinin takdir yetkilerinin de bu çerçevede kullanılması lazım. Onların eylem ve işlemlerinin yine kanun tarafından belirlenebilmesi lazım ve bunların açık bir şekilde denetime elverişli olması gerekiyor. Bir diğer icraatçı hukukunda önemli olan ilkemiz ölçülülük ilkesi. Bu idare hukuku temelli bir ilke, ölçülülük ilkesi. Kamu hukuku temelli bir ilke ama icraatçı hukukunda da bunu göz ardı edebilmemiz mümkün değil. Yani hukuki ilişkilerin adaletli, dengeli ve ölçülü bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Amaç araç dengesinin kurulması lazım. Hemen somut örnekler vermek istiyorum. Örneğin icra müdürünün borçlunun mallarını haczederken yokluğu borçluya en az zarar veren ve paraya çevrilmesi en kolay olan mallarla başlaması lazım. Yani borçlunun bir tane arabası var, bir tane taşınmazı var. Evvela taşınmazı paraya çevirmemesi gerekiyor. Mümkünse taşınırını, otomobilini paraya çevirmesi lazım. Ölçülük ilkesi bunu gerektiriyor. Yine benzer bir şekilde borçlunun haline münasip evinin haczedilmemesi lazım. Yani borçlu ile aile bireyleri için sosyal yaşantısına göre uygun bir ev haczin konusu değildir ki icraat kanunu buna izin veriyor. Yani haczedilemez diye izin veriyor. Haczi caiz olmayan mallar arasında sayılıyor. Yine benzer bir şekilde alacaktan daha fazla mal varlığını haciz konulamaması, aşkın haciz dediğimiz bizim uygulamada, taşkın haciz dediğimiz hacizlerin yapılmaması da ölçülülük ilkesi kapsamında değerlendirilebilir. Paraya çevirme de yine bu ilkelerden birisi, yargılama yani takip hukukuna hakim olan ilkelerden birisi. Burada da belirlilik çok önemli. Yani hangi usulde ve nasıl satılacağının kanunda borçlunun mal varlığını, hazdeden mal varlığının açık net bir şekilde yazıyor olması ki yazıyor bizde zaten. Hangi usullerle ilan olmadan mesela taşınırın ve taşınmazın satılması mümkün değil. Belli bir askeri limiti görmesi lazım ki yani taşınmazın muammen bedelinin %50'sini görmesi lazım ki cebri icrada satış gerçekleşsin. İşte bunlar paraya çevirmede hakim olan temel kriterlerimiz ki bakın burada da artık temel hak ve hürriyetlere, temel hak ve özgürlüklere özellikle mülkiyet hakkına hep bir gönderme yapıyoruz. Takip ekonomisi ilkesi var. Yani buradaki amaç şu bu ilkeyle alacaklının en hızlı yollarla alacağına kavuşması. Ama bunu yaparken de alacaklı borçlu dengesinin korunması lazım. Uzun yıllar sonra alacağına kavuşması elbette beklenemez. Tıpkı davalar gibi orada geciken adalet nasıl adalet değilse geciken para da belki alacaklı bakımından çok bir anlam ifade etmeyebilir. İşte öyle bir enstrüman yapacaksınız ki kanununuz bu hızlılığı öyle güzel kurgulayacak ki hem hızlı bir şekilde alacaklı alacağına kavuşacak hem de borçlunun kendisini savunma imkanını verebileceksiniz. Tabii burada harçlar da önemli. Harçların da makul bir seviyede olması lazım. Mülkiyet hakkı kapsamında bir değerlendirme yaptığımda meseleye iki gözle bakmam lazım. Hem alacaklının mülkiyet hakkı penceresinden meseleye bakmam lazım. Hem de borçlunun mülkiyet hakkı penceresinden meseleye bakmam gerekiyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararlarına göre para da bir mülkiyettir ve alacaklının bir mülkiyet hakkını oluşturur. İşte öyle bir sistem kurgulayacaksınız ki alacaklının o para alacağına ilişkin mülkiyet hakkına hızlı bir şekilde kavuşmasına sebebiyet verecek kurduğunuz sistem ve borçlunun malları dururken onlara el konulamaması mümkün olmayacak. Denge bu şekilde sağlanmış olacak. Borçlu açısından mülkiyet hakkına baktığınızda da tabii ki borçlunun doğrudan doğruya müdahale ettiğini mülkiyet hakkına görüyoruz. Ama az önce de belirttiğim gibi ancak borcuna yetecek kadar mal varlığına haciz konulması lazım. Daha fazla bir mala el konulabilmesi mümkün değil. Yine bu bağlamda benim borcum için üçüncü kişinin mal varlığına haciz konulamaması lazım. Asıl olan borçlunun mal varlığı değerleri olması lazım ve üçüncü kişinin mal varlığına haciz konulduğu zaman da kanunun buna ilişkin üçüncü kişiyi koruyacak enstrümanları düzenlemesi gerekiyor. Tabii aile hukukunun da korunması lazım, ailenin de korunması gerekiyor. İşte icraat kanununda buna ilişkin de düzenlemeler var. Az önce bahsettim, borçlunun haline münasip evi haczedilemiyor. Yine ailesinin ve kendisi için geçinmesi olan maaşına
el konulamıyor. Yani ailesinin ve kendisinin geçinmesi için gerekli olan miktar borçluya bırakılıyor. Artan paraya haciz konulabiliyor. Şimdi bu genel ilkelerle birlikte yorulduktan sonra çok da uzatmadan İcra İflas Kanunu'ndaki bazı kurumlarla hukuki güvenlik ilkesini değerlendirmeye tabi tutmaya çalışacağım. Bunlardan belki de en önemlisi ilamsız icra. Bu kamuoyuna da çok yansıyan, belki de bizim icra iflas hukukumuzun en temel sıkıntılı noktalarından birisi ilamsız icra. Neden sıkıntılara sebebiyet veriyor? Şu açıdan sıkıntılara sebebiyet veriyor. Alacaklının elinde hiçbir belge olmamasına rağmen, bakın hiçbir belge olmadan ben bir takip talebi düzenleyeyim, borçlumu ödeme emri gönderebilirim ve borçlu da ya bir belge gelmiş bana, zaten borcum yok, hiç itiraz etmeyeyim, sessiz kalayım, hiç refleks göstermeyeyim dediği anda takip kesinleşebilir. Bizim hukukumuzun böyle bir handikapı var. Hiçbir belgeye dayanmadan icra dairesine gittiğiniz zaman borçluya bir ödeme emri gönderebilirsiniz. Ve takip kesinleştikten sonra hiçbir mahkeme kararı olmadan evinize hacizler gelebilir, mülkiyetinize el konulabilir ve bunlar satılabilir. İşler çok ciddi noktaya gelebilir. İşte bu çok önemli bir sıkıntı şu andaki mevcut icra iflas kanunumuz açısından. Bunların, yani bu ilamsız icra takibinin çok manipüle edildiğini, kötüye kullanıldığını ve insanların çok canının yandığını kamuoyundan görebiliyoruz. Özellikle tebligat hatalarıyla bu sıkıntılar çok fazla oluyor. Tebligat hileleriyle alacaklılar takibi kesinleştirebiliyorlar. Devlet de buna çok ciddi reaksiyon gösterdi. Zaten tebligat kanununda bizim çok ciddi iyileştirmeler oldu. Özellikle e-tebligatın çok daha fazla uygulandığını, alanının genişlediğini biliyoruz ki ben bunun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. E-tebligatın gelişmesinin hukuki güvenlik açısından önemli bir sonucu olduğunu söyleyebilirim açık bir şekilde. Haciz ihbarnameleri bu bağlamda icra iflas hukukundaki önemli kurumlardan birisi. Bizim 89. madde dediğimiz borçlunun üçüncü kişilerdeki mevduatlarının özellikle bankadaki malları, paralarının hacizi meselesi. Burada da özellikle takibin tarafı olmayan, alacaklı ve borçlu olmayan özellikle üçüncü kişilerin korunmasını sağlayacak mekanizmaların kanunda yer alması lazım. Ama belki de sunumumun sonunda söyleyeceğim bir şey var. Belki de yetişmeyecek ama maalesef şunu icra iflas kanunu genelinde gördük yıllar içerisindeki uygulamada. Kredi kurumlarının bu kanuna çok fazla müdahale ettiğini, özellikle bankaların, bankalar birliğinin bu kanuna çok fazla müdahale ettiğini ve bu müdahale sonucunda çok önemli onlar lehine değişiklikler olduğunu gördük. Bunlardan sunumun sonunda bahsedeceğim ama buradaki 89. madde çerçevesinde bankalardaki mevduatlara borçlunun borcu bakımından el konulmasının biraz zorlaştığını söyleyebilirim. Çok detayına girmeden 3 tane haciz ihbarnamesi gönderildikten sonra ancak bu şekilde o mevduatlara el konulabiliyor. Çok fazla detayına girmiyorum. Yine 3. kişinin ellerindeki malların başka birisinin borcu için hazzedilmemesi lazım. Burada haciz çok rahatlıkla yapılabiliyor. Kanunda var olan boşluğu alacaklılar, özellikle bazı alacaklı grupları, işte finansal kiralama ve faktöring şirketlerinden söz edebilirim bu bağlamda, çok rahat bir şekilde genişletip 3. kişilerin canlarını çok fazla yaktığını görüyorum. Hiç alakam olmadığı bir şekilde başkasının bir borcu için benim malıma el konulabiliyor. Benim istiklal iddiam var ama buradaki sıkıntılarımız da var. Bunun da üzerine çok fazla yani üzerine çiziyorum ve altına çok fazla girmeden, meseleye çok fazla tartışmadan bırakıyorum. Bu bağlamda yine üçüncü kişiler bakımından tasarrufun iptali davası büyük önem arz ediyor. Çünkü siz birisine güvenerek bir taşınmaz alıyorsunuz burada. Bu kurumun biraz içeriğini anlatmam gerekirse tasarruf iptali davasında, ama sonra yıllar sonra birisi size karşı dava açıyor ve aldığınız şeyi, örneğin bir taşınmazı elinizden almaya çalışıyor. Diyor ki borçlu, yani sizin bu taşınmazı aldığınız kişi benden mal kaçırmak amacıyla bu devri gerçekleştirdi ve bu sebeple ben bu taşınmazı satmak istiyorum diyor. İşte bu çok ciddi mülkiyet hakkına zarar verecek yollardan, icra iflas kanunu yollarından birisi. İşte buradaki enstrümanların da üçüncü kişilerin haklarını koruyacak şekilde, yani borçluya güvenerek bir tasarrufu alan kişinin haklarını koruyacak bir şekilde öngörülmesi lazım. Karinelerin buna ilişkin kurgulanması gerekiyor. İspat yüklerinin buna ilişkin kurgulanması gerekiyor. Örneğin bize çok enteresan bir hüküm var. 278. madde icra iflas kanunu diyor ki eğer sen yakınına, yani annene babana taşınmasını devretmişsen artık burada kesin bir muvazza varsayımı vardır. Yani bunun aksini, mal kaçırmama sayıkinin olduğunu aksini ispat edemezsin diyor neredeyse. Bu çok zor, üçüncü kişinin haklarını zorlaştıran bir durum ve çok yakın tarihli bir anayasa mahkemesi bu maddenin, yani üçüncü kişinin borçlunun yakınları olduğu durumdaki varsayım
fiksiyonu iptal eden bir düzenlemesi oldu. Bir kararı olan Anayasa Mahkemesi'nin. Bu da yerinde olduğunu, ben bunun da yerinde olduğunu düşünüyorum. Devlet mallarının hazzedilemezliği de hukuki güvenlik açısından ciddi sorgulanması gereken durumlardan birisi. Çünkü bizim kanunumuza göre devlet malları hazzedilemez. Şimdi sebebi nedir? Kitaplara, doktrine baktığımızda devlet borcunu öder, ödemezlik yapmaz. O yüzden malların hazzedilmesine gerek yoktur. Böyle bir krala hazzedilmemesi lazım şeklinde bir düşünce var. Ama devlet borcunu ödemiyor. Ödemediği için takip başlatabiliyorsun, devlete karşı dava açıyorsun ama ikinci aşamayı atamıyorsun. Bence hukuki güvenlik açısından da bu anlamda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. En azından devletin bazı mallarını özel hukuk kapsamındaki kamu hukukunda kamu yararına tahsis edilen malları bir kenara bırakıyorum. Ama özel hukuk kapsamında kullandığı malların hazinin mümkün olabilmesi kanaatindeyim. Bunun bir elden geçmesi lazım diye düşünüyorum. Yine hukuki güvenlik açısından icra müdürünün konut dokunulmazlığını ihlale kadar varacak şekilde borçlunun gıyabında ev hacizi yapmasının eleştirilmesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü az önce söyledim, ilamsız icra yoluyla hiçbir mahkeme kararı olmadan, hatta hiçbir belgeye tabi olmadan takibi kesinleştirip borçlunun gıyabında evinde, iş yerinde haciz yapabilirsiniz. Suçluyu bile mahkeme kararı olmadan veya idari makamın kararı olmadan evine girip evinde arama yapamıyorsunuz. Ama icra söz hukukunun alacaklı lehine böyle bir durumu öngördüğünü söyleyebilirim. Ve bu da mülkiyet hakkına çok ciddi bir tehdittir diyebilirim. Borçlunun üzerinde dahi arama yetkisi var icra müdürünün. Eğer borçlunun üzerinde kuvvetli bir para varsa, bunu anlayabiliyorsa veya saatinin çok pahalı olduğunu görüyorsa o saati zorla alabilir, cebini zorla arayabilir, karıştırabilir ve o parayı alabilir. İşte bütün bunlar bizim sistemimizdeki temel sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Yine eleştirilebilecek noktalardan birisi, evet çok fazla karmaşık ve şekli bir alandayız icra klasik alanında. Birazcık daha belirginleşmesi, birazcık daha alanın, yani icra klasik hukukunda takiplerin sayısının düşmesi ve birazcık daha net bir takip yollarının öngörülmesi gerekiyor. Son konum, son söyleyeceğim şeyler, kredi kurumları lehine getirilen düzenlemeler, birazcık bahsettim. Gerek bankacılık kanununda, gerekse icra iflas kanununda kredi kurumları lehine çok önemli değişiklikler yapılmıştır ki bunların tarihsel süreç içerisinde 65 yılında, 88 yılında, 2004 yılında yapıldığını görüyoruz. İşte acaba kredi kurumlarının gerçekten bu korumaya ihtiyaçları var mı? Bu menfaatleri, yani imtiyazlı menfaatleri diğer aktörlerin haklarına zarar verebiliyor mu, veriyor mu? Bunun sorgulanması gerekiyor. Neden ayrıcalık tanınmış? Anayasa Mahkemesi'nin önüne kadar gitmiş ayrıcalık tanınan bu hükümlerin anayasa aykırılığı. Anayasa Mahkemesi'nin önüne kadar gitmiş ama Anayasa Mahkemesi iptal etmemiş bu hükümleri. Şimdi kötü niyetli borçlularla mücadele. Bütün herkesi kötü niyetli borçlu olarak addedemezsiniz. Herkesi bu kötü niyetli borçlu olarak kabul edip onun sonrasında bankalar lehine, kredi kurumları lehine bir düzenleme öngöremezsiniz. İşte burada bir sıkıntılarımız var. Bunun da altını çizmek istiyorum. Mesela hangi açıdan imtiyaz sağlanmış? Tebligat bize çok önemlidir icra iflas hukukunda, yargılama hukukunda. 68B maddesine göre tebliğ yapılmadan sırf gönderimle bir takım işlemler başlayabiliyor. Yine ödedikten sonra dava açma imkanı var bankanın karşısında olan borçlunun. Bu da mülkiyet hakkına çok ciddi bir sınırlama. Söylediğim gibi Anayasa Mahkemesi bu hükümlerin anayasaya aykırı olmadığını, çünkü ülke ekonomisine katkılarından dolayı bunların alacaklarının korunmasına ilişkin özel düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söylüyor Anayasa Mahkemesi. Dengenin biraz kredi kurumları lehine gittiğini söyleyebilirim, rahatlıkla söyleyebilirim. Yine bu kapsamda ellerindeki belgelerin ilan veya ilan niteliğinde olmadan ilanlı icra takibi yaptıkları da bu anlamda bir eleştiri olarak getirilebilir. Son söyleyeceğim şeyler şunlar olacak. Yani kanunların genel olması lazım. Kişilere veya kurumlara özel kanunların çıkarılmaması gerekiyor. Bu anlamda işte 150I ve 68B maddeleri bankalar lehine getirilen maddeler olarak ve hukuki güvenliği sarsan maddeler olarak söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Gerçekten bugün saat 2'den itibaren hukuk tarihinden başlayıp anayasa, kamu hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku, medeni usul, icra, iflas hukukunun belli konularına temas edilmiş oldu. Ben bütün katılan hocalara çok teşekkür ediyorum. Bu
webinarı organize edenlere de teşekkür ediyorum. Son olarak sözü dekanımız Ayşe Nuhoğlu'na bırakıyor. Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi iki tane soru var. Onlara çok kısa cevap vereceğim. Bir, ekonomik suçlar için özel mahkemeler kurulması. Ekonomik suçlar için genel olarak ekonomik suçlara bakan bir özel mahkeme kurulmaz. Ama soruyu soran arkadaşımızın mesajında belirttiği gibi fikri mülkiyetten doğan suçlara için özel görevlendirilmiş bir daire var. Aynı şekilde bankacılık suçlarına ilişkin var. Ama Mahmut Hoca saydı, güvenlik otuya kullanılan rüşvet, hepsi ekonomik suç. Şimdi bunların hepsine ilişkin özel mahkeme kurulamaz. Ama uzmanlığı gerektiren bir suçsa, ki bankacılık suçları öyle, fikri mülkiyet öyle, o takdirde kurulabilir. Bir başka soru şimdi okuyorum hocam. Adli yaptırımlar mı, idari yaptırımlar mı ekonomik suçlarda? Şimdi burada bakılacak olan hangi hakka, hangi yarara zarar veriyor? Mesela kara para aklama suretiyle terör finanse ediliyorsa buna tabii ki idari yaptırım yetmez. Adli yaptırımın uygulanması gerekir. Dolayısıyla böyle kişilere ilişkin ağır menfaatleri ihlal ediyorsa ya da ekonomik düzeni çok ağır bir şekilde bozuyorsa, düşünün devleti, ekonomik düzeni ve bir sürü mağduru olacak bu toplumda yaşayan herkes. O yüzden bunlara adli yaptırımlar uygulanmalıdır. Ama daha hafif eylemlerde, daha hafif hukuka aykırılıklarda idari yaptırımlar uygulanabilir. Böyle kısaca cevap verdikten sonra ben başta Akif hocama, Cevdet hocama olmak üzere tüm konuşmacı arkadaşlara akıcı, tartışmalı, verimli tebliğler sundukları için tekrar çok teşekkür ediyorum. Güzel günler, sağlıklı günler diliyorum. Tabii ki dinleyicilerimiz böyle bu saatte dinlemeye devam ettiler, dinleyebildiler. Onlara da bu katılımlarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere yeni seminerlerde veya webinarlarda. İnşallah doğrudan seminerlerde buluşuruz. İnşallah hocam. Biz teşekkür ederiz hocam. Bu etkinliği bize sağladığınız için, bu fırsatı bize verdiğiniz için. Sağ olun. Teşekkür ederim ben de. Herkese iyi yıllar dilerim. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler herkese. Teşekkür ederiz hocam.